İyi geceler sevgili basketbol seyirler. Basket Podcast'in bu geceki yayınına hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ben sınıfa giren öğretmen gibi hissediyorum kendimi. İkiniz de not alıyorsunuz ben programı açarken. Sen verdin mi siparişleri? Migros hemen. Evet. Bugün unuttum ama sana bir tansiyon aleti sipariş edeyim yani mi orada? <laughs> tansiyon aleti sipariş yani Şeyden sonra belli oldu ya. Neyse arkadaşlar Migros hemen alın. <laughs> siparişinizi verin. Hemen gelecek. Herhalde. Adı bir, gibi. Bir saat buradayız. Siz yani ne kadar keyiflisiniz bilmiyorum. Bize de gönderiyorlar mı mesela sipariş verenler. Konuşuyordum Cenk'im. Özür dilerim. Hı. <laughs> ee, hemen Migros hemenden siparişiniz gelsin. Keyifle programı izleyin. Ee, çok keyifli değiliz ama biraz maç sonunun geleceği e, son çeyreğin başında Herşem belli benziyor. oldu. Herşem yani ile Edwards'la Dorsey'i e, yan yana oynatmıştı geçen maçta değil mi? Evet abi. Sonuç çok güzeldi değil mi? Bigo <laughs> <laughs> de koç mı dönüşüyor. ben görmedim ama bakayım istiyorsan. <laughs> <laughs> Migros Hemen'e teşekkür ediyoruz. Siz de bir şeyler yemek istiyorsanız, atıştırmak istiyorsanız hemen Migros Hemen'i arayın. Hemen Migros Hemen'i arayın. bizi de izleyin. Migros Hemen'e de teşekkürler. Ağzına sağlık abi. İndirimlerden de faydalanın. Migros Hemen tarihinin en güzel e, reklamlarından bir tanesini yapmış. Bu teşekkür ederim. Anılımla başlayayım diyorum bugün. Anıl'la başla. Çok sakindi. Biz biraz gerildik ama sonra toparladık. Ama biz artık alıştık bu koçun maç içindeki reaksiyon verememe, takımla beraber e, Takımla paralel düşüşlerini Alın nerede e, hata yaptık Yani abi şöyle Bakıyorum 54-25'lik bir ikinci yarı skoru var 47-15'lik bir serisi var Baskonya'nın maç sonunda 4-20 kala değil mi 3. Evet. periyodun bitiyor öyle evet. bir şey yani 14-20 evet, Yani Baskonya savunmakta bu kadar zorlanan bir takımken Fenerbahçe'nin yalnızca 15 sayıda kalması O seride ikinci yarıda yalnızca 25 sayıda kalması zaten Tartışmaya açık bir konu ya yani maçı çözen hamle bence Peñarol'un o 3 kısaya dönüşü oldu. Bizim de cevap olarak 3 kısa. Evet, tam tersi Fenerbahçe'de dönüştü. de işte 3 kısa cevap e, arayışı vardı. Yani Fenerbahçe 3. çeyrekte ikili oyunu müthiş savunuyordu. Özellikle 3. çeyreğin başında. Hatta biraz geçen hafta Alba Berlin'in 18-0'lık serisinden nüanslar da vardı. Bazı kopyalar da vardı. Sürekli ikili oyunu forvete yönlendirdi Fenerbahçe. Ve Karatnes'in ortayı o pas, e, pasları kapattığı bir savunmaydı aslında. Ama devamında 3 kısaya dönünce Baskonya abi. Fenerbahçe'nin de 3 kısa cevabıyla bütün topsuz oyunlarda çok rahat sayı buldu Baskonya. O ikili oyunu forvete taşıyıp Penyeroya'nın devamında zayıf taraftan sürekli kat yapan bir kısa. Yani Fenerbahçe bunu hiç savunamadı. Devamında hücum tarafındaki top paylaşımı ya zaten tartışmaya açık soru işareti. İç dış dengesini ne kadar yaptı Fenerbahçe tartışılır. Bir ara yine sürekli zor dışa dışlara kaldı Fenerbahçe ondan sonra da zaten maç Baskonya adına koptu geldi. Ya son 15 dakikada maçı Baskonya'nın kültüründe de vardır özellikle oradaki maçlarda hem tempoyu artırıp hem de rakibe dayak şeyi son 15 dakika bir de işi kaosa sürükleyerek bir anda bütün ibreyi değiştirdiler yani. Bir de tabii Marinkovic'in Valencia'da da bir maçı var böyle Fenerbahçe'ye acayip oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam. 35 attı bugün. Bugün de 35 attı. Yine öyle çok acayip oynadığı bir maçı var kariyerinde. Valencia'dayken. Peki Murat abi yani bu artık yapısal bir probleme dönüştü Fenerbahçe'de. Takım durduğu anda koç da duruyor. E, Playoff'lardan bahsederken bir anda 18 galibiyetin de yeterli olamayacağını düşünmeye başladık. Kemal hemen hemen. Söylüyordum. Sana. E, yani evet ben hatta 18'in yeterli. Ya Fenerbahçe'nin çok büyük şansı var playoff için. Ya, mucize olması lazım ama biliyorsun kulüp kültürümüzde o tarz mucizelere olumsuz anlamda çok yerler var. İnşallah bu sene yaşamayız. Ee, ne diyorsun abi bugün için? Yani bir takım ve itüydü ise aynı anda bir parantez açsak. Bence maçın kopuşu Edwards'ın 3. fuali oldu biraz da. Valla ben <laughs> e, Marinkovic konusunda genelde bench'ten gelen bir adamı ilk beş başlatıyor. Sen de Dorsey'i ilk beş başlatıyorsun. Onu kenara, kenara alana kadar zaten Marinkovic 8 e sayı atmıştı. 3 ay Fenerbahçe'nin beklediği kısa hamlesi Dorsey. Eleştirmek istemiyorum. Ee, hamle eleştirilecek hamle. Yani ismi bir kenara bıraktım. İhtiyacın Aynen. olmayan bir kısa ve Beşte bu sıfır. kadar maç oynamamış bir kısa yani. 5-0 bugün. Eksi 6 verimlik savunmayı da herkes gördü ki bugün ikinci girdiğinde çok e, yapmak istedi. Yapamıyor. Çaba o, gösteriyor ondan yani. O, o alışkanlığı sıkıntı. yok. Çok kolay geçiliyor. Zaten hemen ona hedef alıyorlar. Maç başında da aldılar. E, yani Fenerbahçe maçı e, 12 dikkat, asiste tamamladı. Dikkat ettin mi? İtudis her Dorsy savunmadayken e, sürekli Dorsiyi böyle motive etme, şunu yap, bunu yap diye kenardan sürekli hareketli. E, i̇ki ay bekledi onu. iki buçuk ay iyi oynamasını istiyordur yani. Ama bence maçın e, dönüm noktası e, 548 kala 3. çeyreğin bitimine e, doğru söylüyorum değil mi? Evet. 51-42 Fenerbahçe. Feyervarşya. Modlinin bir pozisyonu o var. O düdük tam 51-42 oldu. Ee, tekrar izliyorlar. Volta Özer tekrar izledi. Ee, Faal'ün Modlin'in dirseğinden önce geldiğine karar verdiler. Ama orada çalmıyor pozisyon. Hata bence. Yani. Hayır. Şimdi hata veya değil. Ondan sonra bir dirsekte Costello ki o gerçek bir distek, e, dirsekte Nigel'a attı. Ondan sonra Costello'nun bir üçlüğü geldi. Dorsey tutuyordu. Ve e, tamamen ondan sonra fiziksel mücadele bir pota altında her şeye izin verildi. Sonra zaten üst üste galiba bir tane Biberovic kaçırdı orada üçlük. Öyle olması lazım. O bölümde. Bir tane attı. Modlin'in müthiş bir asisti var. Sonra iki de sıfır e, serbest atış attı. Sonra bir tane kaçırdı. Ee, sonra bir topsuz kattan yedik. Sonra bir tane daha üçlük yedik. E zaten seyirci inanılmaz. Eee hanımefendimiz e, şey <laughs> Yani inanılmaz ya. Uzman işte. değilim ama e, dudak okuyabiliyorum. E, koçlarının ettiği İngilizce ...küfürün haddi hesabı yok. Bir teknik çıkması için ne olması lazım mesela? Ee, şey? Ülker Arana'ya da... Fenerbahçe koçu olman lazım. O da doğru evet. Olabilir ben böyle şey görmedim. Ha ama şimdi her şey de bu değil. Benim e, yedi tane yine serbest satış kaçırmışız. Yüzde yirmi üç buçuk üçlük. Zaten yüzde otuz ve altı olunca Fenerbahçe kazanamıyor. Baskonya kaçırdı mı en son on altıda? Yirmi sekize yirmi sekiz. Ben on altıda on altıda bıraktım. Onlar süperi. hiç kaçırmadı. Yirmi sekizde yirmi sekiz. Kotsar'ın 6'da 6'sı da biraz ekstra. Çok. Biraz mı? %55 ile oynayan bir oyuncu. Şimdi bir maç sonra ben sana söyleyeyim. 6 kere giderse serbest atış İki. çizgisine 3 ya da hadi imser olalım. En iyi ihtimal 4. 2 de atabilir. 0 da atabilir. İhtimal. Yani probability ve istatistikte 0 atması lazım zaten. <laughs> 2 <laughs> 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 maçı birbirine vurduğunda 6'da 0 atması lazım. O zaman %50'ye anca geliyor zaten bu sertliğe Fenerbahçe izin ver, e, e, cevap veremiyor. Sindi. E, Fenerbahçe sindikçe hakemler daha da sertliğe izin verdi. Yani normal karşılamıyor musun ama bu seviyede bu kadar olur. Sertliği mi? Evet. Ama iki pot altında da izin ver o zaman. Ona katılıyorum. Fenerbahçe'nin bir ara üç oyun, e, sağdaki 3 oyuncusu 4 faaliydi. Şimdi 3-4 faaliyle oyuncuyla savunma yapamazsın. Mod ve yapamadı da Fenerbahçe. pozisyonuna kadar iyi yönetiyorlardı maçı. Tamam, işte. Orada yanlış karar verdiler. Gitti de arkasında durmak için. Çünkü öncesine çalmıyor. Orada izleyince tekrarda. Thompson'ın önceki hareketine çalmıyor. Öncesinde fual var ama orada el kaldırmıyor. Oradan sonra bütün kontrolü kaybettiler. Ama ben bunu normal karşılıyorum. Yani yani bir etkileri yok bugünkü şeye. Bunlar olacak. Sen cevap vereceksin ama. Hiç veremedin. Bak sen çift taraflı öbür pota altında abi bugün, izin vermediler diyorsun ya. Biz onu gösteremedik abi. Bugün e, en çok süre alan iki oyuncuyu sayıyorum sana. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 31 dakika 57 saniye. Karşısına 429 29 dakika 19 saniye. E, üçüncü faal kenara almasa. 32-33. E geri gidelim 3 hafta 4 hafta. Biri sana bunu söylese hayatı taşıyan bir maçta İspanya deplasmanı, Baskonya deplasmanı en çok süre alan iki oyuncu... bunlar olacak. Ne derdin? Talion e mı geçiyorsun? An... Oynamıyorlar bile derdim O kibarcısı. Yani. Can, Hadi be can canlı. Hadi canım. Hadi. E zaten genel rotasyonun çok geniş değil. E bir de bugün Bukur sakatmış. Yani Bukur'u aradık. Artık e, durumu düşündük. Tam da Bukur'un maçı biliyor musun? Tempo. E... <laughs> i̇ki tane üçlü vardı gibi. Yani. Kesin ben de. Düşündün mü Yani Dorsey transferi o kadar büyük bir muamma ki. Yani iki numarada işte ikinci yarı ilk yarı kadar iyi değildi ama bir ara savunma yapan tek kişiydi. Bak dikkat et. Karşısına dört Kim'in karşısına geçse hiç drive etmiyorlar. Ederlerse de ucu faal falan yaptırıyor. Bir kere yaptırdı iki yerdan. Zaten abi ikinci yarının başında Giedraytisi topsuz oyunda Kalates'e verdi Koçit Yudis. Tarık'ı Vanya Marinkovic'e verdi. Sonra Kars'ını verdi Vanya'ya böyle onu tutsun diye Marinkovic'i. Bir tane yedi. Evet. El, ama çok el üstüydü. Zaten ondan sonra değiştirdi savunmayı bir daha. Orada Kalates, e, Darius Thompson'a geçti tekrar. Ondan sonra biraz zaten o düğüm çözüldü. Peki bir soru soracağım. Madem Kars'ını kullanacaktın yani hmm. böyle. Kullanabilirsin. Baskonya maçında tempo vesaire yani kullanacağın kısaların başında geliyor Carson bu maç özelinde de. Neden Dorsey tarzı gene bir kısa tercih ettin? Yani ben hep sürekli aynı soruyu soruyorum. Hani niye ikisini yan yana oynattın? Şey maçında gördün ne olduğunu Real maçında. Bir de Fenerbahçe'nin en verimli beşi Guduric, Carson, ee, Nacil, Jekir, Motley miydi? O üçte kim vardı o beşte? Uzun beşte. Tabii. Evet. Ya Zaten ilk yarıda Hayır, farkı bir, bir yaratan 5 yara dör, o. 4'te bir el da sayıda oynattı evet. o 5'te. Kötü oynamıyordu bir sayıda. Yani fena Fena değil. Çok kötü başladı. Evet. Savunmada e, felaket. Yol geçen hanı gibi. İlk başta rebound alamadı. 3-4 tane ucum rebound'ı verdik onun üzerinden. Sonra rebound almaya başladı. Orada iki tane e, yani tecrübe kokan basket attı. Gidemiyor da çünkü. E, ama 13 sayı yedin. ikinci çeyrek. Yani iki uzunlu e... Niye vazgeçti mesela? Ya benim endişelerimden bir tanesi bak bence ilk yarıyı çok iyi yönetti. Yani şimdi herkes İtudis'e şey yapıyor. Abi CSK sence hiç böyle bir dayak yedi mi? Basketbol dayağı da desek. CSK da bu kadar sıkışmıyordu. Sıkıştığı anlarda da bak çok error veriyordu İtudis orada da. CSK'nın çok maçı var bir anda kitlendiği vesaire de ama orada oradaki çözücü oyuncu tabi çok vardı öyle çözüyordu bir şekilde ve bu kadar gerçekten e, daha çok da maçlar ibre olarak e, sağ dışı etmenlerde hep lehine yönetildiği için yani hakemler yani çok şey yapmıyorlardı e, işte buraya gelince sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Ya benim zaten e, yaptığımız ilk programlardan bir Söyledik. tane en büyük evet. sıkıntım oydu yani kaç senedir orada Mesela bu ikinci çeyrekteki iki uzunlu düzende rakibinin dört numara ataklarını kesti. Çünkü de Altın da Kostel'e sürekli çembere gidiyorlardı. O iki uzun hem onu kesti hem de o topsuz oyunda çıkan şütörleri de işte Kostas'ta veya Modli yukarı doğru switchleyerek şutun üstünde bıraktı. E burada mesela Fenerbahçe bayağı fark yarattı. Ama ikinci yarıda tekrar iki uzuna dönmedi. Ya o da biraz bence şaşırtıcı oldu. Kostas da girdi. Evet 2 dakika Eksi 2 mi? Verimlilik eksi 2 evet. Tamam. Bir tane top kaybı. Bir hücum faali var. Bir tane de rebound var. Bir rebound var. Ama i̇ki tane de faal yap İki tane Şimdi dönüp bak şimdi bak. Giorcevic çok eleştirdik. Çok rotasyon yapıyor vesaire. Kadronun kadrosu değildi. Keza Igor ee, bir iki oyuncu dışında onun kadrosu kadrosuydu. Fakat Itulis ne istiyorsa yapıldı bu sene. Benim en büyük eleştirilerimden biri o. Yani Costa sen istedin abi. Yani. bu kadar mı oynatacaktın? Uzun problemin var. Costa'sı istiyorsun. Bu kadar mı oynatacaksın? Ya da Tyler Dorsey'i istedin. En kritik maçlardan birine çıkıyorsun. Bu kadar kullanma. Kötü yani gününde değilse mesela. Yani çok eleştirecek yan var. Hangi birini söyleyeyim bilmiyorum ama yani iyi ki 9'a biri yapmış Fenerbahçe. Canım. Yoksa şu an bambaşka şeyler konuşuyorduk yani. Abi yani benim baştan beri söylediğim şey şu. Şimdi bu çok pahalı bir kadro değil. Tamam mı? Ucuz da bir kadro değil Ucuz ama. Ucuz değil, değil. Yani Fener'den biraz daha pahalıdır tahminim. Tahminim. Ya da kafa kafaya. Paskoy'un kadrosu mu? Bence Fener'in kadrosundan daha ucuzdur. Daha ucuzdur abi. Öyle Ondan mi diyorsun? Yani. Onlar o kadar öyle yapmazlar ya. Kesin daha yani. ucuzdur yani. Fenerbahçe'nin bence oyuncu bütçesi 16-18 aralığında bir şey bu sene. Şu takımda en çok paraya kim alıyor tartışılıyor. Kalates mi? alıyor çok, bence. Çok şey Baskonya'da abi. He. Fenerbahçe'de kalates alıyor. Giedraytis bu... right alıyordu kaç Şimdi... senedir orada. Bana da öyle geliyor. Alıcısı yok muydu? Ben isterim onu takımda. Ben de isterim. Yani. Bence de Giedraytis'tir. Right Zaten Howard, Thompson hep çaylak oyuncular. Holmes yine keza çaylak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Elinde parçalar var. 9'da <laughs> sıfırla oynadı bugün Marcus. Kaç kere tekrar bir denedi acaba. Ama sakatlandı ya bir yani Ondan önce de üçte sıfırdı. Yani müthiş başladı da sakatlandıktan sonra kötü oynadı. Değil ki. İşte Dorsy, Edwards'ı Baskonya kullansa gözüne batmaz. Onların şeyinde var. İşte Keza Marinkovic. İşte Thompson Thompson'da tabii ayır ana yönetici, yönlendirici şey Howard vesaire yani biri gününde değilse öbürü çıkıp 35 atıyor Abi bir de bu oyuncuları tabii kiminle kombinlediğiniz de önemli. Tabii yani, yani. Tabii ki. Yani işte onu söylüyorum. Ya topu bu kadar Aynen. elinde seven oyunculara mesela o tarafta inanılmaz bir topsuz oyun hakimiyeti var. Zaten Acayip. Euroleague'de bunu en iyi yapan Ama iki... de bunun kralı zaten. Ya, tabii. zaten abi bunu en iyi yapan iki üç takımdan biri Baskonya. E, kısa beşe döndükleri zaman mesela Costello, Dalton Holmes, Giedreitis. E, kısalar hepsi zaten toplu oyunu müthiş oynuyor. Holmes'u izler misin? ben çok beğenirim abi ama biraz onun sakatlık geçmişi var. Costello? Costello'yu zaten ben çok <laughs> Orada Costello 2018 ve 19'da Galatasaray'a gelecekti. Sonra İtalya'yı seçti. O da ilginç bir kariyer oldu onun için. Yani abi mesela şeyden bahsediyoruz. Murat abi de söyledi. Carson Edwards'ı daha verimli kullanma adına. Mesela maçta en etkili olduğu bölümde Gudrunç oyun kurucu. Ee, Ki ona top vermiyor. E, Karşısında Dragoyna yani işte biraz daha o forvetten çıkıp hareketli alıp topu atak Hareketli aldığı zaman çok ya zor pull yapıyor. Durdurulması da çok zor. İşte orada ama herkes de onu seyrediyor. Orada biraz bir topsuz e, ...radarına girme olsa o pası da verse... ...zaten bu sefer hiç durdurulmaz. Çünkü o iki bekçi orada olmayacak. Birer adım dışarıda olsalar yeter zaten. En azından orada pası veren Gudur için... ...şut tehdidi var. Diğer tarafta... ...Kalates Edwards olduğu zaman mesela... ...ondan yardıma geliyor bu sefer kısalar. Ya hareketli de alamıyor topu yine Kalates'in o... ...işte yardımı çektiği için üzerine. Öyle bir dezavantajı var. Yani hala aslında sezonun bu bölümünde... ...o doğru beşlerde çok oturmadığı gibi gözüküyor. Biraz da sakatlıklardan... ...kaynaklandı yani e, Goodrich, Edwards, yani benim ideal beşim. Du uh, şey Pierre Nagel Motley. Çok iyi bir beş. Yani iyi bir beş. Tabii bugün alanı da açamadı Fenerbahçe. Yani uzunlardan işte. Bielitsa'dan zaten şut katısı gelmedi. Hayes üçte bir attı. Yani orada bir sıkıntı oldu yine. Yani Pierre... Tersi bir de Hayes perdeden çıkıp attı. attığı o şut yüzden... öyle. O yüzden yani kabul ederim. Sıkıntı değil. Üçte biri. Yani o girmeye normalde at, öyle bir topu aldığında kaldırıp atsa aman atma dersin yani. dört Ama... üçlüğün ikisi Tarık'tan biri Hayes'ten. Ya öyle Tarık bir Tarık da çok kritik bir yerde attı. Abi bu Bağıran hanımefendi sen maçı orada playoff serisi de anlatmaya gittiğin zaman ki hanımefendinin sesine benziyor muydu? Başka bize olamaz ki. Olamaz abi çok acayip. Oymuş ya. Oymuş abi. Abi mesela yani buna nasıl müsaade ediyor? ben Baskonya'nın bir birkaç, Baskonya'nın birkaç maçında izledim. Bu kadar sesi gelmiyordu mesela. Hayır yukarı çıkarttılar. Forma morma hediye edip kabul etmedi çünkü. Yıllardır sezon şeyi var orada. Bir de maç salondan anlatılıyordu ya. Ondan daha çok geldi muhtemelen. Tabii. Yani yine Arka, evet, evet, arkana Arka indiyse... Evet. Zaten öyle oldu büyük ihtimalle. Onun yeri vardır orada muhtemelen zaten. Ya olacak iş değil ama yani. Hay Fenerbahçeli olmamı bir kenara bırakıyorum. Maçı izleyen herhangi bir spor sever de çok rahatsız oluyordur. Ya yani ona bir şey yapsınlar abi kombinesini nereye alıyorlar alsınlar atıyorum. Güzel bir yer. Ben olsam bu kulüp başkanı yerinde hediye veririm böyle bir güzel salonun en güzel yerinde. En azından baltalamasın maçın anlatımını. Maça ekleyeceğiniz bir şey var mı abi? Efes Fenerbahçe maçı var bu hafta. Efes'te kazandı ama Baskonya'da kazandı. Fenerbahçe kaybetti. Yani hoş. Efes'in önce bence Zal Zalgiris'i kendine hedef seçmesi gerek. Ama Baskonya'da gidiyor bir yandan. Üçü şu an sekiz için. Zalgiris'in ama... maçları kolay ama ya. Öyle hatırlıyorum. Kolay. Makabi içeride. Bir... Efe, şimdi Baskonya haftaya Asfer'le oynuyor. evet İçeride. İçeride. Yenerse Efes'in nasıl bir şansı kalıyor? Fener'i yenmek. On sayının üstünde. Fener'de Fener iki maçı on... kaybedecek. Fenerbahçe'yi on sayı üzerinde yenecek. Ve de Fenerbahçe kızıl yıldızı da kaybedecek Aynen. son hafta. O bir tane karikatür var ya. Bu o gerçekleşirse oldukça <laughs> hani Hangisi? milli takımın şey üst tura çıkması için. Yok o onu yaparsa bu bunu ederse falan. Tabi argo kelimeler. de Şimdi oldu. Partizan kaç oldu? 18 oldu Efes kaç? 16. 16. Tamam Partizanı geçemez. Yok geçemiyor. Oradaki Partizan, Makabi ve Makabi, Makabi 19 oldu Makabi geç. zaten yetişemez. Ee, biz 18. Bizi işte söylediğim şekilde geçebilir. Ee, şey kaç oldu? Jelgeris. Onlar da 18. 18. 18'si onlar onlar. Orada bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe 18 17 de olabilir abi ya. 17 17 16. Öyle evet. Baskonya 17, onlar 17, Efes 16. Bir kontrol edeyim. Baskonya Fenerbahçe Efes 3'lü verecek kaldı diyelim mesela. Ee, Baskonya, Baskonya Fenerbahçe Efes. Üçlü averajı kaldı. Baskonya hepsinin üzerinde. Evet. E, Baskonya 17. E yine 10 sayıya bakıyor. Yine evet 10 sayıya bakıyor. Şalgiris, Baskonya 17. Evet 17-15. Şalgiris'in son iki maçı kim? Hem Evinde Makabi maçı... deplasmanda Aspern mi? Makabi Bayern Münih abi. Deplasmanda. Evet. Yani nispeten tercih edilebilir bir fikstür. Ne fena bir fikstür değil. E, oyunu zaten şimdi Asvel. Devamında Olympiakos maçı var. Deplasmanda Olympiakos. Bizim yani Efes'in zaten Fenerbahçe ve devamında Monaco. Ki Monaco da dev sahibi avantajı için onlar da ayrı bastı. Makabi geldi çünkü. Evet. Onlarda da öyle bir Monaco sıkıntı. 21 mi? Evet. Iki, iki galibet var ama yine de bir maç kazanması lazım oluyordu. Evet. oluyor yani değil mi Garantiye onu? almak için. Abi Makabi bizi geçer diyorduk geçti. Basketbolu unutan Obro hocam <laughs> aynı galibiyete yani geldi. Sen bir e, kusura bakma yani zor durumdaydım. Ee, Zarf lazımdı mı? Yani <laughs> ayıp ya hakikaten ayıp ya. Hiç konuşan yok. Hiç. Neyse. Tarihin ama en zorlu playoff yarışlarından biri oldu. Evet çok. Acayip e, bir... E, acayip bir sezon oluyor. İşte biraz takımların daha dengeli olmasıyla alakalı o hoş ben Olympiakos iyi takım vesaire de bu kadar fark yok mesela. Yani. vadit ben... bence herkesten bir adım önde. Ondan da o kültürü o işte kulüp winner şeyi e, kadro ama büyük kadro. Da artık kendilerini yere bırakmaya bir şey yapmaları lazım. Modri'nin yanına gelen kendini yere atıyordu. Uyarı da yok. Abi Modri Motley... ...Moddin'in biraz kendini sakınması lazım. Hayır yani ama söylüyorum. tecrübe edinecek. Ya rebound'a şey yapıyor... ...alamıyor rebound'ı, hücum rebound'ını... ...dönerken biri kendini yere atıyor ya. Ömer yavaştan soruları verirsen. Arkana yaslanıyorsun orada. seni Hakan abi... ...yine uçarak başladı. Selam. Hakan abi yurt dışında Euro'dan gidiyor... ...yurt dışında olabilir, Euro'dan da gidiyor olabilir... ...o yüzden. İtuidisin, teşekkür ederiz abi... Githubius'un kendi elleriyle verdiği kaçıncı maç sayamadım. Hiçbir oyun planı pozitif bir oyuna katkısı yok. Çok iyi giden maçı yine saçma sapan değişikliklerle verdi. Hiçbir şekilde oyun okuyamıyor. İkinci yarı 22-32 yiyen bir takımı izledi. Kenardan yazık. 22-32 ne ya? Yani üçüncü çeyrek 22, son çeyrek 30. 32. Ha, Toplam 54. 54-25. Yani şöyle bir şey var yine söylüyorum. Yine çok kötü bir maç yönetti. Özellikle ikinci yarı. ilk yarı evet. İlk yarı iyiydi. İlk yarı, i̇lk evet. yarı bence de. Evet. Şimdi bu arada ilk yarıda takım da bu kadar düşmemişti. Ee, ama bence Edwards'ın üçüncü faalinden sonra kitlendi kaldı. Çünkü belki de Fenerbahçe ilk yarıda oyunda tutan e, temponun lehine işlemesini sağlayan Edwards oldu biraz da yani. Orada Karates, Dorsi arka alanı <laughs> bölümde zaten orası eksi yazdı yani biraz. O 5 zaten işte sen dedim ya Guduric, Edwards, Hayes, Motley, Jekiri. O beş, o 5 oyunu kontrol altına aldı biraz. Orada Fenerbahçe etkiliydi. Sonra bir anda bir Baş daha tercih edilmedi yani. 2 4 numarada düzen de biraz ters geldi bir yerde. Sonra Hı. tekrar Kotsar'a döndüler. İşte oyunu sertleştirip daha alçak posta indirdiler topu. Orada Fenerbahçe'nin yardım savunma alanında da mesela aksam oldu biraz. Penire oyunu doğru okudu o noktada. İyi koç. Ben de beğenirim. Ama İyi tribünde koç. olması gerekiyor. Tabii bugün evet. kesin atılması lazım. Ya bundan sonra <laughs> ise teknik faal çalarlarsa ülkeler Arena'da. Bir şey olmaz. Değişme ne? Allah ne bekliyorsun? Çalacaklar. Evet Hakan abi o kadar para harcamış. Yani. E... Çok maç verdi Fenerbahçe bu sene kalması kazanması gereken maçlarda. E, oyun planı yani oyun planı yok diyemezsin. Oyun planı rakiplerin hamlesinden sonra tamamen e, rafa kaldırılıyor. Mesela bu maç için de bence maç planı Fenerbahçe'nin başarılıydı. Evet. Ya özellikle işte o sağ geometrisini yarı sahada biraz daha Tek geniş doğru Tek hatası tutup. Evet doğru. Yani orada belki e, Onu da ediyoruz. kazanmak istiyor. Mehmet Can yazmış. Selamlar Anıl'a ve Murat abi. Perşembe Vakıfbank e, Vakıf Bank deplasmanına gidiyorum. Kusura bakmasın Murat abi <laughs> demiş. Kızı Yıldız maçında geleceğim demiş. Kızı Yıldız maçında Mehmet Can gelirse kesin onuru da almamız lazım. Ki o iki uğursuzun birbiriyle çarpıp bizim şu playoff'a kazasız belasız gitmemiz için. Mesela bu maçın başında yüksek kilo oyunları Fenerbahçe'nin Kotsar'ı o tepeye çıkarıp Mokli'yi özellikle birebir bırakmak adına çok doğru işledi. Ama ondan sonra doğrusu yazılan birebir oyunları orada sonuç almaması Fenerbahçe'nin biraz işte aleyhine işliyor. Devamında penyoraya bir hamle yapıyor. Orada İtulis biraz geç kaldı cevap vermekte. Daha sonra Edwards orayı toparladı. Edwards'ın iki kere yemeci Bir de en iyi kısa savunmacı ne oldu adam? Ama o size ve çabuklukla normal. Topsuz savunma işini de biraz geliştirdiği zaman tadından yenmez o işin ama... Seneye gider mesela atıyorum Baskonya'nı alır gelir bize Marinkovic gibi bir 35 atar. O zaman anlarız. Vallahi ben olsam tutarım abi. Mustafa İşcan teşekkür ederiz Mustafa Bey. Şey sorusu gelmiş. İyi yayınlar. Tek sorum olacak. Bu kadar 4 numara sıkıntısı varken ikinci yarı kırılma anlarında rebound problemimiz varken neden bir elisi kullanılmaz? Bir playoff hazırlanmayacaksa neden alındı? Yüzde katılıyorum. Biz de konuştuk. Ya biz konuştuk yani. onu Niye zaten. Niye bir elit sayı unuttu dedik yani. Kötü de bir ilk kere oynamadı. Yani iki uzun derken zaten bir elit kast da kastediyorduk. Aynen. Yani. E onu bir şekilde saklarsın. Nacil ayısı üçe çektiğin zaman savunmada. Ama hiçbir an yani bazen işte diyorum ya takım gibi duruyor abi yani. Ancak kenarda bir şeyler yapıyor böyle. Ele hareketleri falan. Maçın içinde kalmak için. Abi Bielica e kötü başladı ama yani kaç dakika oynadı ilk yarıda tam bilmiyorum. 8 dakikaysa ikinci 4 dakikayı da bence iyi oynadı. E, 9.55 abi. O toplamıyor. 2.5 dakika kala mı girdi? Evet. Bir de maç sonunda aldı ya. 8 ilk... dakika oynadıysa evet. 4 dakikası kötüydü ama son 4 dakikası da çok faydalı oynadı bence. Bir de o 4 dakikada Özellikle ikinci dörtte kadar Fenerbahçe'nin hücum düzeninde de bayağı rolü vardı. o zaten... Rakibi yani. açıyorsun ki zaten Bielitsa'yla. Onların o dört numara switch'ini Bielitsa cezalandırdı hatta iki atakla. Hele bir de Edwards Bielitsa aynı anda sağda olunca acayip tehdit yaratıyorsun Yani. Bir de potaya çok net giden bir kısan var. Çok net şutu olan bir dört numaram var. Birçok artı sağlıyorsun ama yani niye bu kadar ısrar etmiyor? Sürekli bir şeylerle oynuyor. Anlam veremiyorum. Ya ben şeyi hiç anlamıyorum. Git köşede bekle. Red evet. Boys. Onu hiç anlamıyorum. Yani bugün yine gördük. Perde Sen ne... ne yaparsın peki? Ay perdelemeden hareketli aldığı zaman durduramıyorsun adamı. Evet. Ha gidiyor darbe alıyor kaçırıyor turnikeyi o ayrı bir şey. Tabii topu getirmesi de değil. Yani bir Murat de... abinin bahsettiği gibi hareketle çıkıp alması. Bir de bak o Araoya'da da vardı. Larkin'de de var. O ilk dripling çok çabuk olunca yani ayaklar mesela çok hızlı olması Arroyo'da da vardı. Sen hep söylersin. Abi Arroyo ilk driblingi nereye vuracağını i̇şte çok iyi bilirdi. İşte topu vurur. İşte Edwards'ta da var o. Bir de hızlı da, Larkin'de de var, Mitsiş'te de var. Yani çok net gidiyor ve durduramıyorsun. Heli hareketli aldığı zaman dediğin gibi abi. Çok iyi yümeleniyor. evet. Acayip. Ve kuvvetli oyuncu yani. Biraz ha. sadece Bitiriş tarafında. O vücut dengesini sağlamadı, işte o zamanla olacak o işler az, onlar, onlar olur. kaçırmak için aslında. Bak daha. o yetenekle alakası yok anılım onu. onun o fizik alışkanlık, yani onlar geliştirilebilir özellikler. Yani yani bu bahsettiğimde Oranza Vram da daha bu sene oturdu neredeyse. Düşün yani yazın, İşte 30 yaşında bir Euroleague veteranı neredeyse artık. Bir Hı. de öyle köşede beklediği zaman onu da yapmıyor, atmam için beni buraya bırakıyorlar diyor atıyor. Küsüyor. Hayır, fake drive pull up müthiş atıyor. ...korkunç atıyor. Ömer'cim devam edelim. De Euroleague'de savunulması çok zor bir atış yok. Hep evet, bahsediyorum abi. İyi bir skorerde olması gereken önemli bir şey Avrupa'da. Pull up ve tersi atak özelliği. <laughs> Mustafa Bey'den Hakan Nari'ne bir... ...şey gelmiş. Hakan Nari'nin sezon başından beri attığı... ...bu açıları toplasak şu topuyla... <gülüyor> <gülüyor> ...doğru söylüyor. Haklı. <laughs> Haklı. Peki abi madem... ...guard konusu da açıldı... Fenerbahçeli ismi anıdan da bir oyuncu zaten rakipteydi bugün. Darius Thompson. Nasıl buldunuz ha performansını? Ya iyi oyuncu. Çok... kart açacağım ya. Net şut olmayan kart istemiyorum diye böyle şey <laughs> arena ya. ya. Thompson için de. Thompson'ı isterim bu arada. O ayrı konu da. Yani bir... Ama onu... Bir tık daha şey ortalama olan bir şutu olan bir kart alırsak. Ha sene geliştirdi abi. <laughs> daha da üstüne koyar. Güvenir misin? Güvenirim yani. Artık güvenirim. Işte. <laughs> ben güvenmiyorum. Ya bence o seviyeyi atladı Euroleague'de ya. Çaylak senesi bir de ne olursa olsun. Abi bak çok değerli. Çok beğeniyorum. İsterim. Ama e, daha iyisini alabiliyorsak alalım. Ben hep şey derim. Baskonya'dan oyuncu alırken dikkatli olacaksın. O kadar çok hayal kırıklığı oldu ki. İllüzyon var çünkü orada değil mi biraz? Ha? Orada bir illüzyon var. Yani oradaki o tempo yani, basketbol kültürü falan... Basket kültürü nedense... ...bütün basketbol takımlarında... ...inanılmaz bir arkadaşlık, bir bağ oluyor. Ee, taraftar... ...kendi sahasında... Acayip bir ekol. ...kendi sahasında işte bugün kaybetmesine izin vermedi abi. Yani... ...kaç tane düdük çaldırdılar bugün? En az 3-4 tane. Kaç tane tavus seramika forması gördünüz? Çok Eskilerden de çekti. vardı. Çok dikkatimi çekti. tav seramika formalı... 3-4 kişi gösterdiler mesela. Birçok vardı ya. Yani. Şehir, şehir basketbol şehri zaten. Ama dikkatli olmak lazım. Efes'in canı çok yandı orada. Baraçlar, şeyler. Evet. E... Örtel bir oradan geldi. Örtel. Örteller. Tabii. Batist vardı. Esteban Batista. 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 Ee, Aykut Özsoy teşekkür ederim. Süper şey sorusu. Bu takımı da plasmanda yani. <laughs> videomu bulandırıyor demiş. Yani e, kırılgan bir takım, kırılgan olmasının nedenlerin, yani bir tanesi kadro genişliği ve kalitesi, e, diğeri de e, hakikaten oturmuş bir beş demeyeyim, düzen diyeyim. Yani ilk sekiz oyuncu nasıl ne ne süreyle nasıl kullanacağını çözemiyorsun abi. Yani Cekir'i bir maç hiç yok. 10 dakika oynasa belki maçı alacaksın. Öbür maç 25 dakika. Yani çünkü 3 numara dışında hiçbir pozisyon partisi birbirini tamamlamam tamamlamıyor. Ne kısa rotasyonda ne uzun rotasyonda. O yüzden zaten asıl en büyük sıkıntı da kısa da başladı abi. Uzunda da problemin var. Ve buralara hamle yaptın, problemin var diye. Ama yaptığın hamlelerin hiçbir ihtiyacı olan hamleler değil. Ya yani kuru kalabalık oluyor biraz. Abi kısa rotasyonda bugün ikinci yarıya müthiş başladı Kalevitis. Üç tane top çaldı. Ee, çok inişli çıkıştı. Bir de o seti de iyi okudular ilk yarının sonunda. Az evet. pozisyonlu seti. Elinde patladı bu sefer top. Evet. Oraya... Atma abi. Versen bak yine başka. Ya saat. o oyun zaten Hayes'in o forvetteki perdesinden belli. Ya. Yani dipten kat edeceği bir oyundu da. Olmadı. Ya, onlar da ezbere biliyorlar hayır, artık. Hayır, bu o, çok iyi de okudular. İlbekin de hatta çok oynuyordu <laughs> Fenerbahçe hani, sezon başı. Banana kat. Ama Wolbeck'ine farklı olarak Edwards o çıktığı zaman 8-10 tane bacak arası yapmadan karar veriyor gidiyor genelde. Ahmet Yaymanoğlu. yani da olsa doğru karar vermek en önemlisi. Ahmet Yaymanoğlu teşekkür ederiz. Modlin'in pot altında çok fazla zorlamasına <laughs> bazen anlam veremiyorum. İki arasında dışarıda boş adam varken çıkarmak yerine bazen fazla zorluyor. O pasları görebilse çok başka bir düzeye gelecek. Katılıyorum. Yüzde Ama onu biraz da istasyon olarak kullanmak da lazım o pas alışkanlığı için. Her top indiğinde bir, bir çünkü tane çıkardı, düşün. 24 <laughs> saniye süresi dolarken Tarık 3 Evet. Yani orada da biraz o ok Kontoda. Abi ilk aldığında baksa yani pivot hareketini düşünmeden bir baksa kimin nerede olacağı çünkü iki kişi ya da üç kişi mutlaka o pası verse zaten kendi de rahatlayacak. Bir alınca vurma alışkanlığı var işte. Onu yapmadan bir çevre kontrolü aslında önemli tabii ki. Ama bunu öğretmesi gerekenler kenarda abi. Cekiri kim? Evet Cekiri ile şey... Booker. <gülüyor> <gülüyor> Onlar öğretecekler diye tahmin Abi sen ekbenin ilk geldiği sene... Sonra ya neye... Ondan kimseyi mukayese ya ben, etme ya. Bak Hemen bir çıkış. Ben Hayır, ama ki, yani... ben o seviye demiyorum. Ama geliştirilebilir özellikleri var. Yani pot altında her aldığında ona bitir deniyorsa... ...onun ilk tercihi bitirmek oluyor genellikle. Ve herkes de ulan çıkar dışarı şeyi geliyor tırnak içinde yani izlerken. Ama düşünmüyor. Bugün bir kere düşündü. Bazı maçlarda düşündüğünde top kaptırıyor. Yani onu öyle kullanmak lazım arada da ki öğrensin, alışsın manasında söylüyor. Tabii, Dikine oyunu da sezon başında bu kadar kullanmıyordu Yeturiz. Evet. Daha postap'tan kullanıyordu ya da perde çıkışı direkt işte devrilip içine vurduğu pozisyonlar görüyorduk. Şimdi topla da daha çembere gitmesini istiyor aslında. Tabi biraz da geleceğe yönelik onun bu noktada gelişmesi. Ama Edward için söylediklerimiz de aynı şey o yüzü dönük aldığında onun için de geçerli. Çünkü birebir kaldığı zaman o şey adımıyla ya içine vuruyor ya içine bırakıyor. Orada yardımın geleceğini hissedip çıkarsa sonra postapa girse adam dışarı gitse çabuk gelse yine tek tek yakılıyor. Bir daha bu yine bahsettiğimiz gibi oradaki kadro ile de alakalı. Ya yani oradaki beşle de alakalı. Yani Modli'nin Kuban'da verimli olduğu dönemde neredeyse 5 şutar oynuyorlardı. İşte Fenerbahçe'de tepede kalates, işte yanda booker bazen ya da işte kötü şut atan bir Heyse olduğu zaman o gün o işte alanı da çok açamıyorsunuz. diye de o hazır birebir imkanı gelmiyor. Mesela dün abi Efes, siz e bunu çok güzel yaptı. O yüzden e, sürekli birebir oynayabildiniz hiç. Akif Gül, Süper sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz. Bu sezon yaptığı kaçıncı hata oldu Çünkü Game... Coaching sıfır. Bu aptallıkları yapmasa şimdi evimizde oynayacağımız playoff maçının biletleri satılıyordu. Yani bence Final Four'da bir ilgi olurdu. Sağ avantajıyla. Ya her şeyi bırak. Edwards'ı sezon başında çaylak bir oyuncu olarak şimdi Howard dört kere girdi çıktı abi. Taşlara denizlere atıyor topu. Ama Biliyor ki ona ihtiyacı olacak. Hele playoff yaparsa. Biz ne dedik hatta H e, Howard sakatlandı. Efes'in playoff yolu açılmış olabilir dedik. Bak biz bile. O sırada Fenerbahçe de öndeydi farklı. Tabii sakatlandı. Sevim İlmez de iyi oldu dedik bir yerde. E, e, i̇yi oldu dedik bir, yanda, bir Ve yandımda. Şu anda e, Carson'ın şöyle bir avantajı var. Döndü. Mesela Howard oyuna girdiği zaman Fenerbahçe hep ona hedef aldı. Şeyin Dorsey'e hedef aldığı gibi. Komşe, artık Edward, güzel... maçı maçı. artık hedef almıyorlar. Sezon başında hemen hedef alıyorlardı. Ya bugün... Hatta Partizan deplasmanında mıydı? Buradaki Partizan. Buradaki, oradaki, buradaki, Abi oyuna girdi. Obro birini çağırdı. Herkes kulağına bir şey söyledi öbürünü. Bir ona bir de Melih Mahmutoğlu o maçta. Evet. Sürekli evet. Da hatta atak ediyordu sürekli. Abi bazı şeyleri ben hakikaten anlam veremiyorum ya. Yani bazı tercihlere mesela yine aynı şeyi söyleyeceğim işte senin dediğin şey Edwards'ı buralara hazırlaman lazım hazırlayabilmen için de işte güveneceğin bir tane daha elin olması lazım. o rotasyonda bekledin 3 ay Dorsi'ye aldın yani Napier'le Edwards yan yana nasıl olurdu? Çok, çok iyi olurdu biraz size olarak kötü olurdun ama yani yapacak bir şey yok abi. Baskı yaparlardı e, ama. Tamam abi işte onu söylüyorum e, aynısını bak mesela şey de yapabilirsin. Ee, Wilbeck'in e, şey Edwards tepede baskı yanlarına Gudrich 3 numarada 4 numarada Hayes 5 Motley de yapabilirsin. Yani e, birçok şey yapabilirsin Edwards'la. Hem tepede rahat geçilmez takım Wilbeck'in istesin yani yeter ki o gün. Hakan abiden gelmiş soru süper chat şey. teşekkür ederiz abi. Tüdis'in başarılı olmasının tek sebebi CSK'nın mega bütçesiymiş. Ne yapıp edip obra geri getirilmeli veya Erdemcan gelecek sezon alınmalı. Edwards'ın ne kadar önemli olduğunu umarım anlamışızdır artık. Şimdi bir sahne söyleyeceğim. Obrayla Sadece bütçe değil. Sadece bütçe değil. Masa başı gücü de mi? O mağazan. da var. Ee, şöyle bir sahne söyleyeceğim. Partizan Real maçının maç, başını açsınlar. ...basketbol severler... ...Obra'nın salona gelişi... ...salonun o andaki atmosferi... E, ...ve... ...Obra'ya olan destek... ...yani orada... E ...kendi kulübünde orası... ...orası onun kulübü... ...artık onu oradan koparmak mümkün değil... ...hele bir de bu sene playoff yapacak... Ee, ...gelecek sene yine var Euroleague'de... ...gelecek sene yine Euroleague'de... ...üzerine... E, ...ki bence... Partizan'ın final four yapması beni şaşırtmaz. Monaco eşleşmesiyle. Seni şaşırtır mı? Ya şaşırtmaz. Ya olasılık olarak. Ya o kadroya bak. Şimdi, şaşırtmaz deme ya. Şimdi abinin takımıyla da eşleşirse senin? Abi onu da çok ihtimal vermiyor. <laughs> çok ihtimal vermiyor. Ee, kaç tane abisi var? Anladın mı? Ha. Bir tanesi var. Vermiyorum ismi. Şimdi yayındayız. Kanal o o şey, devicius. <laughs> tek abisi Yesikemich. Penyora'yı da seviyorum. Seviyorum. Evet, onu da seviyor. Ee, Çok ağladı bugün ama evet. yani. ha felaket ama normal. Niye normal abi? Normal abi bunlar hep yapıyor ki onu, hep ağlıyor yani bir de o, o kültürde gayet normal. Yani demek istediğim artık o burayı bir kenara bırakalım o özdeşleştiği yerde. Ee, Erdem hocaydı ben hep aynı şeyi söylüyorum Igor Kokoshkovu getirene kadar işte ekol, kültür. Yani bunları tam anlamıyla oluşturmak istiyorsan onu devam ettireceksin. Lasso gitti, yardımcısı geldi. Alba Berlin'in örneğini görüyorsun abi. Alba Berlin'in bütçesine kadar 10 milyon mu? Hep aynı basketbolu oynuyorlar ama. Kadro kalitesi çok kötü belki. Hani çok aşağıda. Yani şöyle ama o basketbolu oynuyor. Sezonu da iyi başladılar. Dörtte 4 Ama başladılar. çoğu oyuncular birbirine yakın şeyler. Yani ee... 12 kişiyi de oynatabiliyor. 11 kişiyi de oynatabiliyor. Yenerşik düzen belli. Bu takım Sigma'nın takımı. Hatta bu sene biraz daha onun da takımı bir yerde. Devamındaki roller hep belli zaten. O çok Brown'du önemli bir şey. biraz şeydi. ön plana çıkmaya başladı orada. Evet tabii. Hayır bir de şey abi. Hazırlıyorlar. Yani rotasyon kaliteli olmayabilir. Ama işe yarayan bir rotasyon kurmadan uzun maratonu yapamazsın. Sen de her sene sil baştan yapıyorsun. Mavi renk, mavi renge boyanıyorsun Kokoşkov. Oradan dönüyorsun sarıya, oradan beyaza. Yani Yok. hiç birbiriyle alakası olmayan düzenler. Yani evet bu sene çok hata yaptı ama devam. Devam. Bir de alıştı şimdi Fenerbahçe'nin koçu olmakla CSK'nın koçu olmak arasındaki fark yani umarım alışmıştır. Yani plio... Abi bu pardon. Bak Motley'i tutarsın değil mi? Edwards'ı ben tutarım. Nigel Hayes'le zaten galiba uzatmayı imzalamak üzere, üzereler. Deşan. E Tarık. an E Tarık. Artık derinlikte 3 numara yazılabilecek bir oyuncu oldu. Ben Jackie de pivot 3. pivot olarak tutarım. Ne tarz bir pivot alırsın peki? Ne tarz? Ben bugün yine onu anladım ya. Fenerbahçe'nin çember savunma da büyük sıkıntısı var. Yani şimdi Kostas'ı onun için aldı işte sözde. Abi Kostas'ın hiçbir zaman öyle bir özelliği yoktu ki ya. Yok Kostas. Hayır koru, abi. Yok, koru, abi. Koru. yok abi. Yok abi. Nasıl koruyacağım. koruyacak? Sen yaptırırsan dışarılara çıkarırsan farklı. Bekçilik yaptırırsan farklı Kostas. Peki abi tamam. Peki. Var mı ben... yok mu? Yok abi. Kostas çember savunur ya. Yüz üzerinden kaç? Ya potansiyel. Kaç yüz üzerinden bana onu söyle. Ben 60 derim. Tamam 60. Ben 60 demiyorum ama sana 80 lazım. 85 lazım yani o rotasyon. 85 zaten Eurotrip'te Sayın Tavares 100. <laughs> veseli 90. Şimdi bak. Şeym changer oldu ya, ama. Tamam 90 mesela. 80'i bul abi. O tarz özellikleri olan bir. Şimdi bak. Montedut. Karlsin 2. Pierre 3. Nigel 4. Tarık 5. Jekiri 6. Goodrich 7. Skari 8. E de kalacak mecbur. Abi ona bir çözüm bulmalı. Ya. Yani zannetmiyorum ama. Yine Özkan'dan hmm. gelmiş. Süperce Cesos. Teşekkür ederiz. Bu takıma <laughs> fakül lazımdı. Dorsi çektik. Nereden bakarsan bak iş bilmezlik. Kıtanın en iyisi o iken e Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Güle güle playoff yok. Fenerbahçe playoff yapar ya. O kadar da mucize olmaz herhalde artık diye düşünüyorum. Yani bu maç öncesi %95'ti. Şimdi %88'dir şimdi. Ya şimdi. tabii. Yani <laughs> kızı yıldızı yener bir şekilde diye tahmin ediyorum bu takım. Yani bu kadar yani hadi Efes'e kaybettin de Efes e de çift tane içeride kaybetmemesi Ama... lazım Fenerbahçe'nin. Şimdi yanlış mı düşünüyorum? Yani, yani Kızıldız... ...en nihayetinde playoff iddiası kalmamış bir takım... O, ...o noktada... ...Hadi Efes'e çift taneli kaybetti Fenerbahçe'nin... ...düşünün şimdi güle güle... Yıldız'ı kaybetme o zaman... Yani. ...şimdi... ...eğer koçun... 3 yıllık anlaşmış bir koçun... E, ...ısrarla bir oyuncuyu bekliyorsa... ...ve oy, oyuncuyu sadece... ...o seneyi kurtarmak için değil... ...önündeki iki yılda... ...düşünüyorsa... E, ...evet diyeceksin abi... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ama ya. onu da sorumlu tutacaksın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Her şey atlıyoruz da. Hep Efes odaklı konuşuyoruz da. E, Zalgiris var ya. Zalgiris'in iki maçı da kolay. Yani zor değil. Yani o ikide iki yaparsa bizim üstümüze çıkıyor. Sen iki Türk takımı da dışarıda kalabilir. Kalabilir tabii. Yani işin şey tarafı. Orada Zalgiris'i ben unutuyorum. Hep kafam Efes'e gidiyor. Sanki iki maç fark varmış gibi. Yani. Fenerbahçe'nin de kendini garanti alması lazım. Yani artık. Fenerbahçe yani Efes'i yenerse giriyor. Tam o ayrı. Yani. 19 olur. O ayrı. Yani kötü Zvezda'yı son maçta bir şekilde. Çok zor deplasman tabii ki ama. Ve evet, Zalgiris'i unutuyoruz biz orada ya. Efes'in avantajı Zalgiris'te. İki laveraj Efes'te. Bir de çünkü 6-7-8-9'daki Efes'i bir kenara koydum. 17 ve 18 galibiyetli takımların hiçbir birbiriyle oynamıyor. Çok enteresan bir yorulik oldu. Evet, yani normalde çünkü hani bir iki tanesi birbiriyle oynar hani şey yaparsın. İşte Fener'le Efes oynuyor. i̇şte onu dışarıda bıraktım. O 16'da diye. 16 galibiyeti var diye. Evet. 17-18'den hiçbir birbiriyle oynamıyor. Ne Vasco'ya ne giriş ne Makabi'yi 5 yaptım. 19 galibiyeti. Arası biraz sıyrıldı tabii Makabi. Evet. Ergun Yunus Sevinç Süperçe şey sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Koça yazmaz mı şu maç? Tamam sakatlık, şanssızlık, hakem vesaire ama mental olarak nasıl düşer bir takım? Tarık Sımaca gittiği pozisyon dönüm noktası oldu resmen. 2 de 0 attı. Evet. Serbest atış. Evet. Ondan A sonra zaten 8'de sekiz, 2 attık. Yani birinin odada esnemesi gibi. Herkes kaçırmaya başladı. Budriç 2'de bir attı. Modlu 2'de 0 attı. Tarık bir öncesi üçlük attı. Orada gaza geldi biraz. O topu çalınca da. Halbuki Dorsim yanında biri vardı boş. Aynı anda koşuyorlardı. Evet. O hemen. Ha, o reaksiyonu okey. Problem yok ama en azından serbest dışları kaçırmaması Abi şu anda son dört maça baktığın zaman takım en Hata yapıyor ama yani Anoğlu'nun dediği gibi gelecek sene ana rotasyonda yer hak etti yani. Kısa forward. Yavaş yavaş Belli yerdeki beklentileri ki bence bu bölgede beklenti yoktu ondan. Onun daha çok hücum tarafında ve yaratma tarafında taraftar evet, da beklenti vardı. vardı. Şimdi. şimdi asıl öbür tarafta hiç beklenmedik yerdeki şeyleri e, mutlu etmeye başladı. Tam kadro bir Fenerbahçe Beko'da 3 numara derinliğinde 3. <laughs> oyuncu olabilir artık. Tarih. Olabilir. Yani Ligde de kullanıyorsun çünkü. Her şekilde kullanırsın. 23 yaşında tabii yani şimdi. Daha bir iki adam hala atma potansiyeline Var. sahip bir oyuncu. Bogdanovic geldiğinde 23 yaşındaydı. 22 geldi 23 oldu o sezon işte öyle diyelim. <laughs> ya tabii ki <laughs> çok ayrı bir de yani. Ee, devam edelim Ömer, i̇şte Ömer Bey. Bogdanovic kadar çalışırsa. E... Abi bak vücut olarak. Onun kadar olmasa da vesaire. önemli bir oyuncu olur yani. İşte, aynı gene 7 program olduğu için Topla sıkıntısı onun. Onur Bal teşekkür ederiz. Süper şey sorusu gelmiş. La ya var ve Yo, Lothar Moizel kısa rotasyon yokken. Lothar girdi araya iki maç. Bir dakika dur. Lothar Moizel kısa rotasyon yokken kendi kurduğu kadro ile son 22 maçta 13 mağlubiyet alan İtüvidis elit değil B planı yok. Eleştirilerin asıl alması gereken koç olduğunu gösterdi. Lothar Moizel var ya 22 maçta. Var var. Ben Yavor yok. yok ama. Yavor bir maç belki. Yavor'u hiç Ya Yavor bayağıdır yok. Ya hiç hatırlamıyorum. La Monica evde gülüyor. Ee, evet. <gülüyor> e, o direkt şey abi. Bağ oldu. Ee, ama şey var. Ben iki maç hatırlıyorum. Daha fazla da olabilir. Lothar Mavuz. Lothar Mavuz bir tane ya işte, içer içeride şey maçı var. İlk yarıda. Mola verdi falan ya. Evet işte o maç. Hangi maçta ya? Teknik faal verdi. Bir, şey, bir sürü şey yaptı yine. Kaybettik o maçı. Ama bu şey gibi abi. Hatırlayamadım abi. abi hatırlayamadım. Gittim Bilmiyorum. geldim ama. A Rizik var. Şey maçı olmasın ya? Şu Teplasman'da falan olan maç, maç ya. Olympiakos maçı olmasın? Yok, İçeride yok. Burak... Bizim sevgili Burak Kızılan'ın tepki gösterdiği maç. Olympiakos Olimp değildi. Değil. O daha önceydi abi. Olympiakos maçı. Galiba Olympiakos maçı. Olympiakos maçı. Öyle hatırlıyorum. Çıkaramadım. Bir baksana ama nereden ba bak şey. bakarsın o maçına Kemal. Hadi Ömer. Ömer Bey devam edelim. Ee, demin sorulan soruyla ilgili sana program sonunda birkaç kişiye sorduğum soruyu yönelteceğim abi. Pınar Gülhan, Efes maçında Dorsey'de hiç ısrar edilmemesi lazım. Yoksa Mitzic, Larkin, Boboa ve Elaja haşat eder orayı. Marinkovic bunları yaptıysa bu dördünü düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum açıkçası. <laughs> Yani ne şimdi? Hayır mesela... Obra'da çok alan savunması... <laughs> değil mi? Olimpiyakos maçı. Evet evet. Obra'da çok alan savunması... yapmazdı. Bazen... match-up... 2011. Boxing One... falan. Ama... E, bu kadar kısıtlı bir kadroyla... E, bu kadar zaafın var, varken... Kısıtlı neye göre kısıtlı abi? Yani şimdi... Abi sen Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene bile bu kadar derin rotasyonun olduğunu hatırlıyor musun kağıt üzerinde? Ya yani kısıtlı yap, diyorsun vallahi yapma ben gözünü göz... seveyim vallahi ya. haksızlık ediyorsun kısıtlı diyerek. Ne olur burada beni affet ama abi Allah aşkına 10 yabancı artı Will oynuyorsun. Bak Fenerbahçe tarihi şampiyon olduğu senede bile yok bu. Ve her transferi kendi istedi. Ne kısıtlısından bahsediyoruz? ...kızma bana ama öyle yani. Sayı, sayı olarak demiyorum ben ya. Bence de. Yetenek yani olarak diyorum. Nicelik nitelik meselesine dönüyoruz. Ya dönüyor tamam biraz. o ayrı konu. Kağıt üzerine diyorum. Vallahi değil. Bizim abi. şampiyon olduğumuz sene... Nanalı kaçıncı oyuncuydu ya? Şimdi Sekizinci. Dokuzuncu. Ya tamam hadi dokuz. Antici sekiz yap. Dokuz. Sekiz buçuk oyuncuyla... ...Fenerbahçe şampiyon oldu Plüft'e ki... ...oralar öyle olması lazım bu arada. Hani... ...dar rotasyonla şampiyon oluyorsun da... Ee, ...ama... Abi sekiz buçuğa nasıl geldin ya? Antic'i yarım saydım. Nanın. <laughs> Hayır. şey <laughs> Ya takımın en önemli adamları... Madit maçında oyuna girmedi diye söylüyorum. En önemli adamı ayrı İhtiyacı konu. olmadığını da kullanmıyordu. Nanılıyı oynattı madit maçında. Bogdan. Tamam. Ekbe, Wesley, Datome, Kalinic. Tamam. tamam. Sulukas. Sulukas. Bobby. E, 7. Bobby. 8. Tamam 8. Antic. Tamam 9. 8 buçuk dedim Antic. 5 dakika oynadı şampiyonluğu getirdi. Ne? Kaptan. Kaptan hiç girdi mi ya? Finalde hiç. girdi. Nerede? Entine Bennett de girdi abi finalde Tamam son 1 buçuk dakika. Valla <laughs> <laughs> son bir buçuk dakika girdi. Ahmet de girdi blok yaptı. oğlum mu söylüyorsun? Evet. Son bir buçuk dakika. Ya, ya şu anda Ahmet olsa. Ben maçın sonunu çok hatırlıyorum. Borduları şu anda Ahmet yok. olsa bugün 15-20 dakika oynar ya. %100 Anladın, Arıyoruz. 10. 11. Arıyoruz. adam da onu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Pelin Hanım'dan bir soru gelmiş. Süper şey Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Anıl'a bir sorum olacak. Soru nasıl çok sevmesini size... <gülüyor> 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 tamam mı? Şimdi cevabı ben vereceğim. Bahçe'de gördüğüm kadarıyla liderlik tarafı çok zayıf ve oyuncuların moralini bozuyor en kritik anlarda. Teşekkür ederiz Pelin Hanım. Hayat Bizim anladım. düşüncemiz Saras'ı sevmesiyle alakalı kaybolan abisini <laughs> arıyor. ya arıyor değil bulmuş. Buldu. Evet. Teşekkür ederim. Bence oyunculuğundan çok etkilendi. Ha, benim işte küçüklüğümde olan oyunculuğun son dönemleri biraz Bir de Jalgeris'i Final Four'a taşıdığı sene tahminim değil mi? Ya tabi abi. Bir de oraya getirdiği her oyuncuyu şimdi öyle olmuyor tabii Barcelona'da yukarı çıkarmış. Bak o tarz takımlarda başarılı olursan daha dar, kendi hamlelerini yapabildiği, oyunculara hükmedebildiği. Abi geldiği yerden ayrıldığında yukarıda olmaya her şeyi kabul etmiş oyuncularla çok iyi olur. Orada ne derse Pangoslar, Metsicler, Volkov, Brandon, Brandon, Davis. Brandon Davis, o ismi söyleme. <laughs> <laughs> Sen şeye taktın, e. ben de ona taktım. Ulanovas. Ulan e ee, şey, Solak Galp bile Panathinaikos'tan acayip kontrat aldı ya. Leka Vücus. Leka Nate Walters. Nate, Nate Walters. Walters. Walters ama o kadroda iyi bir parçaydı. Evet. Bir ama o öyle bir dört kısa var ki iç göze bakma. Bir sonraki sene ama Nate Walters. Tabii şey, biz de play-off oynadık her evet. sene. Evet. Ya ben o açıdan hani, özellikle oyuncu dokunuş ve zaten Jelgiris de o mütevazı bir şeyler It mü yaptı Saras beni. İtüylis Saras mı? Hangisi daha iyi koç sence? Ona cevap veremem abi ya. Sevgi olarak. Sevgi geç. Sence hangisi daha iyi koç? Ben de bir cevap vereceğim. Ya CV olarak tabii ki e Tudis. CV geç abi. Durum sonuç itibariyle. E Yaptıkları, başardıkları vesaire. Ya e daha üst klasmanda bir koç şu anda. E Tudis Barcelona'da daha başarılı olurdu. Öyle söyleyeyim. Ama Serhat da şu anda daha... sebebini da... hepimiz biliyoruz diye tahmin ediyorum. Şu anda İtudis daha üst klasmanda bir koç ama Serhat da potansiyel bir koç. Daha genç ve yolun başında bir noktada. Peki İtudis A sınıfı bir koç mudur? E, Eurolikte A sınıf koçlardan... A sınıf. A, A mı? A, A, soruyorum A, ya. Eurolikte A sınıf koçlardan... Peki bir soru görelim. sormak isterim. Herkese sorduğum bu soru. İzleyenlere de sormuş olayım. İtudis A klasman bir koçsa Obradoviç hangi klasmandır abi? Ya, o da A, Vallahi A, merak A ettiğim için soruyorum. Valla sen, senin gözünde yani hangi klasmana koyuyorsun? Ya Greg Popovich'in Greg Popovich'in. NBA tabii. tarihin en iyi üç koçundan birinin oyunlarda takip edip kendi takımına uyguladığı bir koça klasman verilmez. Klasman üstüdür o. Her türlü takımla her türlü basketbolla adam başarılı oluyor. Yani Popovich dünyada basketbolun gidişatını değiştiren koçlar. Yani Pekovic tarz. gibi sırtı dönük normalde ...savunmada... ...zaaf... ...Batist gibi... Hiç göze batmıyorlardı. Hiç. işte ya. ya Batist... ...Panathinaikos'a gelmese... 3 sene önce emekli olurdu. Fenerbahçe'deki halini gördük. Ama Boğmankalepli oynuyordu orada. Hiçbirbirini tamamlamayan 1-5 abi. Planda... Dört, planda, beş, ...planda... ...planda... Beş. ...kafasındaki planda... ...muazzam bir... ...rolü vardı. O da... ...onu anlattı... Batiste benimsedi dünya kadar da para kazandı aynı şeyi bozmak ya söylemişti obra geldiğinde beni dinlersen çok Raçiono para... da olursun demişti ona dinle yani çok iyi başladı sonra biraz e, sosyal hayatı fazla gelişti <laughs> O şey de iyi bir içerik gibi oldu abi. Euroleague'de koç sınıflandırması o. Hani tier list mantığıyla A sınıf o B Onun için ben kimseyi öyle sınıflandırmam normalde. O oradan aklıma geliyor hep zaten. Yani Yugoslav o A, o B. ekolündeki bütün koçlar ki bir ara biliyorsun Pesic'ler, rahmetli Ivkovic'ler, Malkovic'ler, Tanievic'i de oraya koyarız. Kendini geliştiren tek koç. Perasovic. Perasovic. Çok o, onların doğrusu. seviyesine hiç çıkmadı koç olarak Oyuncu olarak çıktı Burada da yok. Hiç. Ben de şey abi isim olarak söyledim da... Saşa Obradovic Eyüp Bey'den bir soru <laughs> Cevap gelmiş benim soruma Eyüp Tutak'tan süper cesur Teşekkür ederiz Eyüp Bey Artıları sayamıyorum sonunda ben onların bir de noktaları Eklerim ya da sonsuzluk <laughs> şey. Ama tabi <laughs> <yani> bu sınıflandırmalarda <laughs> biraz şey de Önemli Ya yani sezonluk yapmak gerekiyor Genellikle mesela geçen sene Obradovic'in Çok parlak bir sezon değildi bu sezonda Avrupa'da en elit coachinglerden biri sergiliyor. O da çok önemli. Mesela. mesela benim Obrado bir şey gibi çok iyi Fenerbahçe'li bazı arkadaşım var. Çok severler de. Hala da severler ama böyle biraz da dengeleri bozuldu son seçimden sonra falan. Hani bir tarafa hiç konuşmayacağız. Bir tarafa ne yaparsa doğru kafasında mesela şey... Ya ama son senesi de çok kötü. Ama şöyle çok ya Ben geçen seneden Hayır, Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Senin dediğin üzerine söylüyorum. Seni Hı. cevap vermek için sadece. Ama Obrado 3'ün o kredisi vardı ya. En iyisi elinde. İstediğini yapabilir daha. İstediğini yapar daha. Şampiyon olamadı. O işleri geçelim. Sonra 3 tane kazandı. Onu söylüyorum. 2002'nin üzerine 2007 5 sezon. Ya kadro bazen olmuyor. Hata yapabiliyor. Özel o kredisi hayat, olmaz mı Özel madem. hayatında başka şeyler oluyor. Yani Jurgen Klopp ya. Herhangi başka bir hoca olsaydı Liverpool'un başında bu seneki performansının üzerine daha 15. hafta kovulurdu doğru mu? Premier Lig şampiyonu, ben... şampiyonu yaptı. Premier Lig şampiyonu yaptı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Geçen sene final oynadı vesaire. Abi bu tarz iyi koçların yani en tepedeki koçların kötü sezon kredisi var. Bu sene ne oldu? Madite elendi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni zorluyor ligde ve çok geride. Yani bunlar olur. Bunlar kabul edilebilir yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe çok kötü durumdaydı. Değil mi? 99 şey 19-20 sezonu. Doğru mu? Ee, yanlışlıkla playoff yapsaydı. Şansı vardı playoff. 8.ydi. 8. Sekizinci bitirdi. Kim çantada keklik görebilirdi? Keza bu seneki Efes. Olympiakos ister mi Efes'i 8'den? Hiçbiri istemez. Bence mesela öyle bir seride Efes gizli favori olmuş şu an. Yani bu ha, Onu söylüyorum. Ben Bugün yani. voleyde söyledim 8 girerse şampiyonluğun en büyük adayı. Bence de abi. eleer bence. Eleyebilir. Onu söylüyorum yani. Can Budak, Süperç'e şey sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz. Mart'ta 28 günde oynanan, 12 maçta 7 defa mağlup olan Fenerbahçe'de Efes'e yenilinmesi halinde sezonun çöpe atılması sorumluluğu sadece Tülisem'e ait olacak. Sertaç Bey tabuta omuz atabilecek mi? yani şimdi tek suçlu olmaz bir kere tek neden de olmaz en ön saflara dikkat etmemiz lazım öyle durumlarda ne demek o yani tabut el atabilecek ha. mi diyor ya cenazede en ön safa dikkat etmek lazım abi e, şöyle bir şey yani bütçe tabii önemli ben hep söylüyorum sezon başından beri bu takım sakatlık kaldırabilecek derinliğe 34 maçlık bir maratonda 7 tane çift maç haftası e, Mümkün değil. E şu anda beş maçı ne zaman kaybettik? Wilburkin sakatlandı, Monty sakatlandı, Pierre. Pierre sakatlandı, bir yer ise daha dönemiyordu. e Şimdi de bugün mesela bu kuru yok, de şu yine yok, Wilburkin yine yok. Mete Can Melih Mahmutoğlu. Yani kaldıramaz abi. Bir de şöyle ilk on haftadaki o. Ee, bir Barcelona maçı var. 2 dakika omuzlar düştü. Zaten orada da fark 16. Oradan da geri geldi takım. Ondan sonra hiçbir maç hatırlamıyorum ben. Bir yine içerideki Barcelona maçı. Yine bir konan bir yürek var, geri dönüş vesaire. Çok kopuyor Fenerbahçe maçı şimdi. Bir anda. E çünkü guard e, istikrarlı değil ki. Evet. Kalaitis ikinci yarının başındaki 3 dört dakikayı, 4 dört dakikayı 24 dakika yapsa bütün sorunlar hallolur. Ömer Bey devam edelim. Sezon Sen alalım devam et. Ya bu, bugün kadrodaki 3 oyuncu da yoktu. Yani Dorsey, Willbek, e, pardon, Dorsey, Antetokounmpo ve Bielitsa. Ya bu üç oyuncu da yoktu. Onun üstüne sakatlıklar oldu bir de. Saadettin Semih Çetin süper Çet sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz. Carlson Edwards seneye Baskonya takımına göz köptü diyebilir miyiz? Valla çok olur yani. Ama Havur'da hmm. tutar, tutarlarsa ikisi olmaz. Bence Howard'dan daha iyi oyuncu şimdi e, kesin. Yani sezon başında da bence daha iyi oyuncuydu. Sadece Howard'ın kredisi <laughs> sonsuzdu. E, şeyin, Cars'ın hiç e, kredisi yoktu. Şimdi savunmada da e, inanılmaz ilerletti yani. Ya yani düşünebiliyor musun? Sezon başında karşısına böyle alacaksın karşına. Drive etmeyeceksin. Denemiyorlar bile. Siz ne diyorsunuz Ömer Bey bu konuda? Ay Ömer nereden çıktı? <laughs> Orada Ömer Altun'a geçiyor. Anıl Bey bu konuda. Ya. Yani Howard ve Edwards kıyasında abi işte belli başta artı eksiler var. Howard mesela sezon başında da düşündüğümüz zaman oyun kuruculuk işlerinde daha artı olan bir oyuncuydu ki biraz geçmişiyle de alakalı tabii bu. Ama işte şu güne baktığımız zaman Edwards hem savunma işte gelişimiyle diğer taraftan biraz o toplu haşın ikili oyun oynatmasını vesaire de bu sene biraz daha geliştirdi ki daha da geliştirebilirdi aslında. Onu Fenerbahçe biraz erken vazgeçti belki de o plandan. Ya burada gidecek daha çok yol var. Bir de tabii fiziği itibariyle Avrupa'da daha potansiyelli bir isim karşısına ediyoruz. Domuz gibi ya. Ömer senin fikrini sormuyorum ama bizimkilere sorayım. Heidegger'i Fener'e verip Edwards'ı alsın abi Baskonya demiş. Kimi verip? Heidegger benim yorumumu soruyorsan demiş. İster misin? Yani oyun kurucu olarak isterim tabii ki. Ama tabii Edwards Heidegger takası. Neyse Ömer'e sormadık o konuşsun içeriden yazıyor bana. Canı sıkılıyor herhalde. <laughs> ee, bir soru daha var abi o da. Orada da Ömer Altuner'in sorusu o da ilginç bir isim tesadüf oldu. <laughs> Valla Ömer Bey yani 5 olma ihtimalimiz Playoff'ta ne yapar? Dördüncü maçı görür en fazla diye tahmin ediyorum. En fazla. Yalnız biz böyle söylüyoruz ya, ikimiz de aynı fikirdeyiz ya. 0 üçle geçeriz o seriyi. Buralar kesilip kesilip ölüyoruz. İnşallah. Keşke. Keşke geçse de ben razıyım. Keşke 0 üçle e, Real'ı ya da Olympiakos'u elese. Keşke. Ama nasıl eleyecek? Bir de Olimpiakos oyun planı olarak en ters takım Fenerbahçe. Ye. Tabii canım iki maçta 30 oldu. Evet. Süperçiz sorusu gelmiş Canalillolu, Zaygis, Fener, Efes üçlü verici halinde evet o da var. Ee, ama bunun için Efes'in yine Fenerbahçe'yi yenmesi lazım Tabii. ki zaten evet. Doğru. Evet, şey, <laughs> <yani> zaten yenilirse. <laughs> e doğru hep ya. Sefere, 17. Gayet, Efes hep ye, 17 düşünüyorum ye, ben biliyor musun? Yenilirse Fener doğru, orada Doğru. doğru. Ve evet, evet, çift taneyle canım. galiba o maçın bitmesi gerekiyor. Evet çift taneyle bitmesi gerekiyor. Çünkü Fener maçı Zergis'e karşı ikili haberci geride. Fark yedi ki ilk 37 tabii ki. Evet. İkinci maçı 8 sayıda kazandı. Efes Zergis'e karşı 2 maçı da kazandı. Önemli değil o, o sayı farkı. O de kadar önemli. değildi galiba ya. 22 sür müydü? Çok önemli değil o. Çünkü Efes Fenerbahçe'yi bir sayıyla da yense e, Beyefendinin söylediği o Bir sayıda yense Üç takım aynı şeye geldiği zaman Playoff'da Efes üstü Yani sıralama da Efes üstü oluyor Çünkü üçlü averaja alıyor iş Üçlü averajda Efes üstü oluyor Üç galibiyeti oluyor Bu sekizincilik için mi? Evet Hayır, ha. O üçlü averajda Fener'de Jalgeris'in üstünde oluyor Fark etmiyor ki Niye? Ee, 9 oluyorsun yani. Olsa ne olur? Baskonya'nın iki maçı kaybetmesi lazım vesaire. <laughs> Hakan Nairin Bey'den gelmiş. Teşekkür ederiz Hakan Bey'ciğim. süperce sorusu. Ben daha yönetici olacak kadar kafayı yemedim. Her dakika kulak çınlamasına dayanamam. Murat abinin kesinlikle basketbol şubesinde görev olması lazım. O ayrı Hakan Nairin şubenin başına yorumuna ithafen demiş. Ona da para ödemiş. <laughs> <laughs> Cevabı da vermek. Ben mesela bazen onu gaza getirmek için yazıyor bana maç sırasında. Fazla cevap vermiyorum ki programda böyle kanala para, para. destek, kanala destek. İkinci bir... Yazık Hakan abi ya. Bir şey olmaz ona ya. Onun gönlü bol. Öyle <laughs> mi? Dokunmaz. Dokunacak olsa söylerim. Cem Ercan süper chat şey sorusu. Teşekkür ederiz. Sakatlardan önümüzdeki hafta dönecek. <laughs> bu kırın nesi var bilmiyoruz ki. E, Mardit maçında diş sakatlığından dolayı oynamadığı söyleniyor. Wilbeck'in için ne diyorlar ama? Pierre'in dönme şeyi e, sıklığı ve ihtimali <laughs> daha yüksek şu anda. Daha erken dönme ihtimali. O üçünün arasında da en önemlisi kesin. %100. Wilbeck'in bilmiyorum son haberi, son durumunu ama yani muhtemelen orada normal sezonun sonunu işaret ediyordu biraz. Ne var peki? Belki de playoff'a <laughs> kadar dinlendirilebilir. Yani kalırsak inşallah eğer mucize olmazsa kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oradan da sormuş soruyu. Odur Bey'den gelmiş. Uğursuzumuz. Baskonya evet. Obradoş, fark üç, için kontratı 3 yıl uzatılmıştı ve şampiyon Ya bu olmuş. da İtüydis'i nereden bardağın neresinden bir doluluk yakalayayım diye <laughs> anladın mı o? bir yerde yakalayacak onu. Tabi, ee, tabii yani ne diyeyim Onur sana. Evet 2010, Abi, 2016. 2016. Aaron Jackson bizde olsa çok fark eder bak söyleyeyim. Şeyleri, ben de severdim. Şeyleri falan geçiyorum. Babaları. Onu, da bizim, onu da bizim sevgili Murat Aşık onun o zaman şeyini yapmıştı. O bu Mersin'e mi gelmişti? Türkiye'ye nereye gelmişti? Bir yere gelmişti. Yani Bir yere gelmişti. Aynen. Sevgili Murat'ın da orada şeyi var. İyi. Üçüncü karttı. Üçüncü point karttı o takımda. Evet. Ben hemen alırım. Ve çok fark eder. Jimmy55. Süper chat şey Teşekkür ederiz. Melih Mahmutoğlu şeyimize neden şans verilmiyor? Emre'nin mahmut sakatlığı var. Kadroda yok. Şey Musaz şey, şey ben koç tercih. Her hafta 3 dakika atarım kötü. Her hafta soruyoruz burada. Evet. Rakibin etkili kısasını en azından baskı ve düzenden çıkamak. Fenerbahçe yaptığı şeyleri unut. Rakibi hiç düzen dışına itemiyor. Zaten kendi iyi bir basketbol oynamıyor. E, rakibi de atamayınca oraya çok göze Felix batıyor yapamadan yiyordu. maç kazanamayacağını biliyordu. Biliyordu kesin. Ve Pierre Henry'nin geçen sene o kadar gönüllerde taht kurmasının sebeplerinden de bir tanesidir işin savunma E Şehmur keza İsmet Akpınar bile çok ciddi İsmet katkı yani. verdi. Real Madrid maçını mesela hatırlıyoruz yani hala. Orada kritik. Ama İsmet istediği zaman çok sert bir oyuncuya dönebiliyor. Yeter ki istesin kafa. Ya bu kır daha acayip savunma yapıyordu o takımda. Yani öyle Aynı. bir yapı, evet, ruh vardı. Savunma yapmayı dövüyordu <laughs> Can zenginden gelmiş perçe şey sorusu teşekkür <laughs> O nasıl bir hapşı <laughs> Böyle atmosferden Bize Antic Bobby gibi oyuncular çıkarabilir diye düşünüyorum. Kenardan gelip rüzgarı kesecek oyuncumuz neredeyse yok. Bu oyuncular olmadan Final Four hedefleri biraz naif kalıyor. Hedef değil zaten Final Four. Hedef playoff. Dilek. <laughs> Dilek Final Four. Ve %100'de katılıyorum. Abi şimdi saydığı iki oyuncu ee, biri Olympiakos'ta iki kere şampiyon olmuş. Atlanta'da oynamış. Oynamış yani. O kadar oturmadı, oynadı. Diğeri karşı yakayı şampiyon yapmış. Başından geçmedik şey kalmamış. Zaten şampiyon hayatı. Yani e, ve herhalde yürek açısından Türkiye gelmiş bütün yabancılar arasında ilk 2-3'te yer alır yani. Bu kadroya tecrübe açısından e, ee, Fenerbahçe'nin ilk Final Four yaptığı kadroyu söyleyebilirsin. Orada da ama bir sene önce Hickman'ı var. Şampiyon. Ve sakatlandı. Ve son dört ay zizis çekiyorsun. Yani takım ile alakalı. Hickman o sene sakatlandı. Aşil Tendon'u. Playoff'ta şey Final Four'da yok. Eyüp Bey'den gelmiş. Süperçe şey sorusu. Bize zor zamanda çözecek koç ve bir numara lazım. Bize çok şey lazım. <laughs> Ama bir numara en en önemlisi de bir numara. Bence de. Ki koçun tercih edeceği bir bir numara olması lazım biraz. Ne oynatmak istediği önemli çünkü Tyler Dorsey bir şey oynatmak istediği için aldı. Sen anlam verebiliyor musun mesela? Ya muhtemelen gelecekte daha top yönlendirici olabilir Dorsey bu takımda. Olacak da hatta muhtemelen. 2,5 sene. Ya bunu da hep oldu. görüyoruz çünkü. Oynarken de görüyoruz. Yani Etudis'in ona bu noktada bir güveni var. Ama hali hazırda bunu bu noktada katkı verecek oyuncu Dorsi mi? E, değil. Zaten geldiğinde de söylemiştik. Hayır bir de... E... Biz bu arada eleştirileri bu sene için yapıyoruz değil mi abi yani? Önümüzdeki sene Dorsi'nin rolü çok farklı olur. Bambaşka seviyeye çıkamıyor. Bu o Potansiyeli yapıyoruz. var. Bu eksikleri Biz bu göre sene için yapıyoruz. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Yunan milli takımında olsun, Olimpiyakos'ta olsun, Dorsi'yi de o zaman saklayabilecek evet. bir kadro kurman lazım. Yoksa doğrusu projeksiyon transferi. Ben bu arkadaşla olarak... tanışmak istiyorum. Her hafta müthiş. Bak böyle bir de off the record yorumlarını falan da atıyor bana Ömer arada. Geçen bana da sallamış. Ama <laughs> gerçekten bir tanımak istiyorum. Çok güzel. Çok yani. <laughs> e... Ya o aşuredeki nar eksik biraz bu Fenerbahçe Veko takımında. Öğrenciymiş. Ömer kendisini davet eder misin? Bence pirinç az. Ne ya da ben daha tat verme açısından dedim abi ama da pirinç temel yapı taşı olduğu için oyun kurucun gibi. <laughs> Yoksa abi, yani Gofretovic çok iyi. Yani. Doğru. Öğrenciymiş kendisi abi. Ya. Öyle yazmış Ömer. Ne kadar doğru bilgi bilmiyorum ama ya da Ömer'in fake hesabı da olabilir açıkçası. Bana bana salladığına göre olabilir yani. Ömer <laughs> 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 <Beni, he>? öğrenci. Beni e? Öğrenci değil doğru söylüyorsun. Kendisi bir frankofon e doğrusu transferi şöyle abi zaten sen de bahsettin yani yanlış anlaşılmasın. Ya, projeksiyon transferi olarak e, belli maliyette de bence doğru bir transfer. Yani gelecek sezon ve bir, bir, bir sonraki sezon düşününce. Ama işte biz şu anı biraz daha değerlendiriyoruz. Tabii tabii biz bu sezon özelinde söylüyoruz yani. Ama, bu sezon ihtiyaç transferi istiyorduk biz ama olmadık. Yunan Milli takımının ve Olympiakos'un sistemine benzer bir sistem kurmazsan onu saklamak açısından Oyunda tutamazsın abi. Direkt ona gidiyorlar. Kimlerle oynuyorlar orada? Ya yani şey gibi. Dorsey kimlerle oynuyor? Gerald Eddy. Oydu değil mi ismi? Evet. Muazzam şütör. Evet. Oyuna giriyor hemen posta. Bir iyi iyi üç fal kenarda. Oyunda tutamıyorsun ki adam şu atma şansını bulamıyor. Çözdüler onu hemen. İlk zamanlar atıyordu. Bir tane acayip maçı var CSK ya. Maç. CSK, CSK maçı. CSK maçı. İkinci maçı. Orada o, da coach Curtis. Güney Özkan'dan gelmiş şey sorusu. Mirsat Mırsic veya İbrahim gibi yenilgiyi kabul etmeyen bir oyuncuyu ne zaman gelecek veya yetişecek? Abi daha yeni gitti. Babi vardı. Şey vardı. O takımda birçoğu yenilgiyi Ben kabul Bobby ile çok benzetiyorum biliyor musun? Da da da. Ayak. Çabuksuzluğu. O sola basıp keskin şütörlüğü e, uzunlara alan açması liderliği ama Damir daha iyi şütörlüğü Damir müthiş Damir zaten orijini aslında ikiydi bizde çok bire evrildi ee, Yani ya tabii ki Damir bir seviye daha yukarıda ama Bobby'deki şütör olarak T katılıyorum şütör olarak söylüyorum bir seviye daha yukarıda ama ben Bobby ee, ne mesela ne larki, ne mitsiçi yani böyle üst düzey bir numaraları şimdi düşünüyorum. Hiçbirine değişmem. Abi soru öncesi çok kusura bakmayın lütfen. Ee, şu anda 2000 kişi izliyormuş. Valla tek söyleyeceğim Allah razı olsun. Ya. Yani. Kaç kişi? 2000 kişi. Saat 1'e 10 geçiyor ve içeriden de bir hatırlatma geldi. Ramazan, Ona iftar uygun. sonrası, maç. Şimdi sahuru bekleyenlerin birçoğu. Ne savur kadar gideceğiz mi? Ee, ben Hayır. yani. Ee, lütfen hani canlı yayınımıza da çok ee, teşekkür ederiz. Beğeni atmayı unutmayalım. Kaç like var? Hemen bakayım abi. Bir hedef koyalım. Ha bir şey söyleyeceğim <laughs> ona göre. Abi. 380. 380. Bence 500. Bunu, bunu 700'e çıkarırsak, 20 dakika daha uzatacağım programı ve. Rüşvet mi veriyorsun? Hayır lütfen. <laughs> İyi biz görelim. Dur. Tamam. Bakalım ne kadar seviliyoruz. Ben de canlı takip edeyim o zaman. Sen de canlı. Sen de at bir like. Yanlış anlayamıyorum. benden. Yani telefondan ona bakıyorum. Aynen. Kusura bakmayın. Ee, Valla çok mutlu ediyor Nabil'i. Ee, 700'ü görürsek abi. Hangisini alırsın? <laughs> Süper chat sorusu. Şarun Asya Murat abi biz anlar Avrupa'da sunduğu sporculardan hangisini bu takıma transfer etsek bu takımın toparlanıp Final Four yapardı bu sene. Ben bir bakayım kimleri şey yapmış. Sö, da. <laughs> Hiçbirini bilmiyorum. Sö, tabii sen seyredersin. <gülüyor> ya, <gülüyor> bana ya, atıyor, atlıyorum. böyle. Diamantidis, Bodiroga, Bobby, Damir Mursic, Namowski. E... Ağrı nereden? Ağrı nereden? Ağrı seçeceğim. Ha? Hangi? Bir kere yüzde evet. bin seçeceğim bir isim var. Harun Erdener. Levent Tiris. Topsakal. çok bamba, bambaşka. Levent Topsakal yok. Hüsnü Çakır Hüsnü Çakır giyin. Hüsnü abi tabii biz, bizim çok benim çocukluğuma... Değil abi Hüsnü evet, bu evet. takıma şütörü olay nasıl gider biliyor evet. musun? Ha? Saşa Georgevich vardı yine ha, seride. Işte. Ve Yasikevicius. Ben de oyun Yas kurucu diye Yasikevicius dedim. Ben Diamantidis'i alıyorum. Diamantidis'i bu arada iki olarak alırım. Hani bir numara onun önüne ama Diamantidis'i de oynatırım. <laughs> Mutu yok. Abi bu arada... Yani... <laughs> oldu? 20 dakika koyacağız yayının üstüne. Kaç oldu like? Yani 700 oluyor. He? Oluyor. 700. Evet. Ben atayım da bir yere. <laughs> Diamantidis ilk tercihim olur. Bu kadroya değil mi? Bu kadroya. <laughs> yani Kalaitis'in yerine Diamantidis Yok be abi Kalaitis kalsın ya. Hayır. Bugün bir ilk oldu ama sen görmedin. Ne o? Kalaitis'e el gösterdiler. Ha serbest. Üçlü atarken. <laughs> Üçlük o da. <adam. gülüyor> Ha, serbest atış sok diyeceğim. Dört numarada Bodiroga'yı alırım şeyin yerini. Bukur'un yerini. Zamanını seyretme. Zahmet olmasın ya Bukur'u. Bu <laughs> sen onu seyretmedin değil mi? Bodiroga'yı mı izleme zahmiyim? Roma zamanını bile en son Ama izledim. Son ya. Bambaşka bir oyuncu. Ama onun işte o NBA olmaması diyeyim. Alt ay mı gitti? Hiç mi gitmemişti? Hiç gitmedi. Hiç gitmedi. Şey gitti alt ay. İspanyol gitti. Sponelis sorusu da gelmiş ama Sponelis şey seride yoktu. Yok. Bir zamanlar Avrupa serisinde. Yani benim kalbimde her zaman namamış gibi var ama yani bu takımı savunmada da çok üst seviye bir bir numara acayip şeyleri değiştirir. Navarro bir sene mi gitmişti abi? Navarro'da Navarro, yu Navarro yu da 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 var. <laughs> evet. Navarro bir sene mi gitmişti? Evet. NBA'ye. çaylak ıı, takıma seçildi. Çaylak 5'e seçildi. Bir seneydi değil mi ona? Evet. Ve kalabilecekken aslında geri döndü. Tabii, istedim. Kontratı uzatmak istediler. Bu Yalçın'dan ay Alçın'dan süperçi gelmiş. gelmişti. E, Teşekkür bu arada ederiz. an itibariyle 700 beyni geçtik abi. Nasıl oluyor bu kadar çabuk ya? Ben söyleyince. Tabii genelde ya yani izlerken beğenme alışkanlığı olmuyor. Unutuyor herkes o sırada söyleyince. Evet. Çok teşekkür Binde ya. 700. Fırat abi uyuyacak mı Çok teşekkür ederiz. Sakan. Doğa Yalçın'dan süper çiz soru. çekten çok teşekkür ederiz bu arada ya. Tecrübeli koçlar Mart Nisan'da en iyi performansını sergiliyor. Fakat neden Etiyedis takımın performansını neden yükseltemedi? Özgüven eksikliği mi? Ya özgüven eksikliği olduğunu zannetmiyorum. Sudan çıkmış balık gibi ya. Çünkü Mart Nisan'da o vites 3'e geliyor ya bir yandan. Ee, tabii çok fark var. Ya oyuncu da çok önemli abi. Yani şimdi e, o istedi tamam. Bir şey demiyorum ama. Ne gidiyorsun ya sabahtan? Bana mı sallıyorlar? Yani vites arttıran takımların oyun kurucusu kim abi? Rotasyonu kaç takım? Şey kaç kişi? 4 numarası kim? Yani ne oldu? 708. Abi bir yorum gelmişti ben ona güldüm. Ne söyle bu? 1000 like'a 2 iki saat 2'ye kadar yayın olmaz mı diye. 1000 like'a ezanı duyarız lan <laughs> diye. Yok öyle bir şey Bir de ben <laughs> 700'e az söyledim ya. Olsun ben sözümle haksızdayım. 15 ederiz. dakika daha buradayız. Teşekkür ederiz. Evet. mı? Çay, Ömer çay göndersin. <laughs> ama bahsettiğiniz kısımda tabii ki yani oyun kurucu yanında diğer tarafta işte o hep... Süperçet sorusu var mı Ömer? Hep o ikinci üçüncü lütfen. Araya... Murat abi anılardan girecektim biraz gelmiş S soru S söz kesmeyi bir dakika ya anıl bir şey anlatıyordu İlgiyle dinliyordum özür dilerim niye araya girdin üç kere? Siz aranızda konuşuyorsunuz. Hayır canım <laughs> seyirci taraftar izleyici için konuşuyor özür dilerim Buyur Buyurun Anılcım. Estağfurullah bu arada ee, şöyle zaten Euroleague'de şu anda da işte hep tepedeki takımları görüyoruz yalnızca bir numarada değil. 2 numara, 3 numara hatta 4 numarada bile o top yönlendiricilik noktasında. İşte Fenerbahçe'nin eksik kaldığı kısım da biraz burası. Bunu sezon başında hep Tutkal diye bahsettiğimiz Nigel Espier ikilisi belli oranda çözüyordu. İşte o sacın bir ayağı kırıldıkça hep böyle sorunlar daha da artıyor. Topallıyor i̇şte bu, takım. İşte burada Tarık biraz devreye giriyor. Ama gönül ister ki Bielitsa'nın orada daha çok rolü olsun o. Özellikle yaratıcılık ve dağıtım kısmında. İşte ben Bodiroga'yı ondan yani Tabi. Çok yönlü bir elitse olarak burası da muazzamdı. Acayip. Ya zaten o ikisini al hangi takıma koy IQ tavan olur yani. Tabii. Obra şey demişti. Üç tane oyuncuya ne istediğimi söylememe gerek yok. Bir tanesi Bodiroga'ydı. Bir tanesi Diamantini'ydi işte. Georgevich. Öbürü de Georgevich. Bakışımdan ne yapmaları gerektik ne, George ne işte önemli. o da arkadaş, o da arkadaş zaten. Ne? Birbirlerini de çok iyi tanıyorlar. E koç oldukta e, olduğunda o da arkadaş. Onların de. bir hikayesi var ya zaten. Oyuncu 91-92 Partizan şampiyonluğunda hangi maçta alıyor kenara ve soyunma odasına gönderiyor ya. İlk koç olarak çıktığı maç galiba değil mi? Sonra Ama işte şey... soyunma sarılıyorlar, ağlıyorlar. Sonra da dönüyor Georgevic'e şey mi diyordu? Sen sen anlatıyorsun. Eurolik maçı değil de o galiba. Ya olabilir. Sana bunu yapmam gerekiyordu ki hani saygı saygıyı mı kazanayım ya da yani o da arkadaşına bunu yapıyorsa bize, yakın ne, bize neler yapar diye. Evet. Aykut Karagöz Süperçe Sos teşekkür ederiz. Takım da playoff ve final four serisinde oynayacak. Fundamental ve psikolojik yeterlilikte kaç tane oyuncu var? Tecrübeli oyuncular dahil ben sayamıyorum. Kalates var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya şaka ya. değil. Abi niye kaç defa Final Four oynadı? Yani oraları bilen manasında söylüyorum. Yanlış mıyım? Onu koyarsın herhalde. Ya tabii tecrübe, tecrübe. olarak. Bielitsa tecrübe birlikte... ve dördüncü kart olarak <laughs> koyarsın. Yani bunu... Bielitsa ile Kalaitis var. En ayrışan oyuncu tecrübe olarak. Üç de Guduric. Hadi biraz da işte isim babında Tyler Dorsey. Bir tane Final Four oynadı. Guduric bile daha çok oynadı. <laughs> Bence tecrübe olarak üç Guduric'tir ya. Ha evet Guduric'i unuttum. Üzüldüm. Katılıyorum. Ama Gudrich bence ilk dörtteki her takımda rotasyona girer. Peki Kesin. bu takımın hem tavanı hem tabanı hangi oyuncu? Bir kişi bence aynı anda. Yani çok iyi oynarsa aynen e, Kalaitis. <laughs> bence Gudrich. Falaitus. çok anda. fark var arada. İyi oynadığı zamanla kötü oynadığı Ama zamanla. Ama şimdi artık bir seviyenin altına düşmüyor o konuda sonda bu ara kontratı, maşallah kontratı imzaladıktan sonra o konuda istikrar oldu bence kalaits abi bence de 5 dakikası 5 dakikasına uymuyor olur o da kabul edilir ya hiçbir şey demem teşekkür ederim adam seviye atlatacak oyuncu Murat abi'ye katılmıyorum <laughs> <laughs> hayır Murat abi demez Murat Murat, 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 a Murat a ona katılmıyorum, katılmıyorum. Aykut Özsoy, süperçi sorusu gelmiş. Teşekkür ederim Aykut %86 serbest dışarıda ceza uygulaması olmalı. Ben keserim maç başını. Kontrata Diğer yazarsan yarı daha yarı. da baskı altında kalırlar. Doğrusu o da var. O da var. Ya mesela Guduric Allah'tan iki maçta maç sonunda dörtte dört, dörtte dört attı. Bugün mesela ikide iki atsa psikolojik olarak bir fark yaratacak. Doğru. 700 like'tan içerideki arkadaşlar rahatsız. O, o zaman bilerek baltalıyorlar. Ses buraya kadar gelsin. Canlı yayını baltalayalım diye evde birazdan greve de başlayabilirler. <laughs> bu arada 800 beğeni olmuş. Maşallah. Teşekkür Hı -hı. ederiz. Çok teşekkür ederiz tekrar. Yani. Ömer Bey söyleneceğinize soruları evet. da ekrana yani getirelim. Bu saatte yani bu sesin <laughs> buraya kadar geliyor. Yalnız bu kadar chat sorusunu gelip bu işin <laughs> Murat Zorlu'ya yarayacağını düşünseydim gerçekten o 700 like. <laughs> <laughs> Hiç Teşekkür ederiz. kesenize bekliyoruz. Süper Chess sorusu. Murat Esat Kılıç. Teşekkürler. Veseli varken alternatifi yoktu. Motli geldi yine alternatifi yok. Hiçbir ders alınmaz? Bir tane işe yarar oyuncu alınmaz mı? Delirdik televizyon başında. Abi Veseli ile şey varken Melli, Melli sezonun yarısını 5 numarada geçirdi. Veseli kenara geldiğinde, sakatlandığında şu bu. Yani Çünkü hakikaten... Lovern yoktu özellikle 18 oldu. Vardı da maçı seyrediyordu. Hayır, Türk Telekom'a sakatlandı, sezonu kapadı ya. Hayır, tamam işte. Ya, o yüzden seyrediyordu. Ha, evet. Şeyle, e, değneklerle maçı seyrediyordu. Ama o takım öyle bir mobil bir takım ki herkese her yere kaydırıyordun ya. Kaliniç 5 oynuyordu kim zaman yani. ya. Ya de 5'te çok fark ediyor. 4'te oynuyor. Uzun rotasyonda yani. sıkıntı vardı. Tomayı kaydır 4'e. Hayır her ama dediğin göz... çok doğru abi. Katılıyor. Yani Wesley'yi 25 dakikada tutacak kalitede bir ee, beş numaran yoktu. Katılıyorum. Ya Cekiri bile o takımda olsa Wesley'e o kadar yüklenmeyebilirdin. Çünkü başka şeyler vardı. Kombinasyonlar vardı. Devam edelim. Ya, mi güzel vermek? sorular geliyor. Süper. Ha. Değil mi? Tüm kut anılsın süper chat. Sözler. ismi de ismi de çok değişik bir isim. Anlamına bir şekilde benim adım da geçiyor. Anılsın. Aynen ikisi orada bir şey oldu. 5 lira olduğuna göre bunu içeriden yolladı. 5 lira değil 5 euro Sen mi? tabii para birim ben Ben euro unuttum. görmediğim için <unuttum. hayatımda. Para birimleri unuttum tabii. Dolar değişmedi değil mi? Aynen aynen. Onu Amerika'dan hatırlıyorum. Gündem üzerinde malum bir Aynen öyle. İyi yayınlar Ferha. Çok teşekkürler. Ferha playoff yapamayacak. Bielitsa dönemeyecek gibi. Hocanın yönetimini yönetimi revizyondan geçmesi lazım. Edwards kalmalı mı sizce? Bizce kalmalı. Bence yüzde yüz kalmalı. Yani playoff yapamayacak. Bence yapacak. Yani, yani tabii azaldı şansı. Yüzde doksanlardan elli. 50... Doksan beş Şu an bence 88'e sekize falan. Yok abi. Yani. 88 sekiz falan değil. Ne Allah aşkına gözünü seveyim ya. O kadar da değil ya yani. Abi içeride de oynuyor. E i̇ki yenilgiye bile playoff yapma ihtimal var Fenerbahçe'nin. İki yüzden yenilgiye tabii. bile yüzde yetmiş yapıyor ya. Yani. Evet öyle bir şey. Bence ama Zalgiris bu arada kolay maçları onu atlamayalım. Ya. Yok Zalgiris'te ikili yakalırsak orada çık Baskonya'ya ikiliyi kaybettik. Zalgiris'e de. Zalgiris'e de. Baskonya'ya bir de şey iki maçı da kaybettin yani. Olası bir üçlü de orada dışarıda kalıyorsun. Baskonya asfere yenince kaç oluyor? 18. Değil mi? Evet. biz aynı. Fenerbahçe'nin muhakkak bir maç kazanması lazım. 2-3 evet. <laughs> tane stent takılır çünkü yani. iki maç kaybıyla. Murat Esat Kılıç. Teşekkür ederiz. Süperçes sorusu gelmiş tekrar. Valencia'ya yenildi. Baskonya'ya yenildi. İçeride Milano'ya yenildik. Adamlar kaç maçtır kazanamıyor. O bura gitsin diyen herkese çok çok iyi oluyor bu. Oh olsun. Obral gitsin diyenler o algı operasyonuna e, bir şekilde onu da çanak anladım. tutanlar. Onlar algı opera, bazı algıda kalanlar var ama bile isteği üstüne gidenler de var. Paralı e, sevgili eski başkanımız Az Yıldırım'ın bir e, olmayacak bir lafı vardı ben tribünlere karşı hiçbir Fenerbahçe taraftarı olsun onlar Fenerbahçe taraftarı değil ama bu paralı trolller ve ona destek veren Fenerbahçe hesapları Hayır sonuçta bir algı operasyonu bilinçli bir şekilde yaratıldı. E Obra'nın neler yaptığını herkes gördü. E inanmayacaksın. Ben inandım mı? Ha? Sen inandın mı? Yani, Obra'nın basketbolu unuttuğuna ihtimal verdin e, mi? Görüyoruz işte unutmuş. Ya da modern <gülüyor> basketbolun <gülüyor> gerisi. <laughs> Allah'ım Muhabbet Yakınsa valla iyi olur. Benim de annemin hesabından da benim de. Teşekkür ederiz. MVP ödülü Gofeta e gitti ya. Chat MVP Allah ödülü. başından eksik etmesin anneni. Ellerinden Abi. de öperiz. Abi. Alperen Evren. Süper chat sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz Alperen Bey. Benim bu sezon için en üzüldüğüm nokta trans taraftar bas transfer baskısı okurum Taraftar baskısı. Ben evde ayakta maç izlerken tribünler çekirdek çitliyor. Bu değişimin sebebi nedir sizce? Spor kültürümüz, değişim yok aslında. Başarıya doyuyoruz biz. Sen hiç Manchester United taraftan da başarıya doymuşluk gördün mü? Alex Ferguson'un 25 senelik İngiltere'de yani şeyi değiştirdiğinde ya da Panathinaikos-Tobradow için 13 sezonda 5 şampiyonluk, onca final forda vesaire Panathinaikos taraftarının doyduğunu gördün mü? Bizim spor kültürümüzde bu sıkıntı var. abi biz eldeki bazı değerleri çok sevdiklerimizin de kıymetini ölünce anlayan bir toplum şey, olduğumuz ya yani birçok şeyde var. Çok doğalmış gibi karşılıyoruz. <laughs> evet. Çünkü niye biliyor musun? Kendimizi hep dev aynısında görüyoruz. Mesela Türk milli takımı evet yetenekli, major liglerde oynayan birçok futbol takımından bahsediyorum. Birçok oyuncun var senin. Ama abi geliyor Hırvatistan işte. Anladın mı demek istiyorum? Ama Hırvatistan iyi takım. Bak çok iyi takım. Ayrı konu. Ama biz kendimiz o seviyede görüyoruz. Maç öncesi yorumlar falan hani böyle. Abi sen de bir tane. Bırak Modric'i, Kramaric'i. İşte ya Peris için bile yok ya. Ya da atıyorum e, Kovac için de. Hangi birini söyleyeceğim? Hiçbiri yok abi sende. Ee, Biz sporda kendimizi çok yukarıda görüyoruz. O da Sıkıntı şu o. eksik de var. Ee, Tinaz neydi eski milli takım koçundan? Şey. Tırpan. Ha. Onun milli takımını hatırlıyorsun. Hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyorsun? Ee, biraz eski. Sen Hayır. daha iyi hatırlıyorsun. Hastalıktan sonra senin geriyi hatırlaman... Hayır şimdi Oğuz, Aykut, Rıdvan, Hasan hepsi Fenerbahçe'de birlikte oynuyor. Onlara bir şeyler monte ediyordu. E burada şimdi hepsi dışarıda oynadığı zaman bize esasında e, baskette de aynı sıkıntıyı çek çekiyoruz. <laughs> Alperen Houston'dan geliyor. Cedi Cleveland'dan geliyor. Ömer Miami'den gelecek inşallah. Furkan Philadelphia'dan geliyor. Yani. Anlatabildim mi? Ama işte biz o seviyeyi bırak korumayı kendimizi geliş işte bazı oyuncuların istisnalar kaydeyi bozmaz. Dışarıda bırakarak konuşuyorum. Üstlerine alınmasınlar. İşte sporcularda da sporcuların genelinde de o ahlak yok bizde. Anladın mı? ya yabancı sınırı varken adam çalışmıyordu ya beni zaten oynatacak diye. Ya en baştan işlenmesi lazım bu işler. O yüzden Murat Moratoğlu gibi değerlerin altyapılarda olması gerektiğini ben her yerde her zaman söylüyorum. Ya istediğin kadar kız bozul. Bana hani öyle de suratıma bakıyorsun da sen hayır, olmak zorundasın hayır, ya. Hayır iki bir, kere iki dört Bir de şuna bak. Altyapılarda bak sinirlendim. Saat de geç oldu şeyin işte Emir Canlardan Tut Berk Uğurlular Enes Berkay Enes Berkay Şampiyon oldu abi Hep o şampiyonsun Tolga. ya da... Kaç oyuncu çıktı? Tolga Geçim Kaç oyuncu? oyuncu çıktı? Yani Egemen Güven Çok bir sürü oyuncu var Egemen ama bak O kadrodaki en değerli üçüncü isimdi benim gözümde Cedi ile Yetenek şey olarak Cedi ve Furkan'dan Ekena sonra Kenan Sipahi Ne kadar Kenanla Berk abartıl iyi oyunculardı ama abartıldıkları kadar yetenekli olduklarını hiç düşünmedim. Ki Berk bana sorarsan fundamental'ı Kenan'ın iki seviye üstünde. O ayrı konu. Ya Barış Ersek altyapılarda kaç kere var. milli oldu biliyor musun? Kaç? 200'den fazla bildiğim kadarıyla. Evet. Yani, evet. altyapılarda hep hedef sonuç. Abi bir yerde o taşıyıcı kolonlarda mı o e, ana, ana damarlara giden işte ara damarlarda mı sıkıntı var? Bir yerde tıkanıyor işte. Hem oyuncuda hem takımlarda hem milli takımda. Bir yerde tıkanıyor abi. Ha bir de bu işte hep bahsettiğimiz şey yani İspanya milli takımında da gördüğümüz o oynama alışkanlığı en önemli şey ya. Yani o bir oyuncunun hangi seviyede olursa olsun sürekli oynayabiliyor olması. İşte o yüzden geçen sene Şampiyonlar Ligi ve Euro Cup seviyesindeki <laughs> oyuncularla İspanya Kup kupayı kazandı. Tabi Hernan Gomez'ler vardı o takımda. Yine NBA oyuncuları vardı. Lorenzo Brown'dan mı? Evet. Müthiş oynadı turnuvayı. Ama mesela bir Alberto Diaz ki mesela Alberto Diaz da altyapılarda inanılmaz potansiyelli gözüküyordu. İşte Avrupa'ya damga vurabilecek bir kısa diye. Ama kariyeri pek öyle gitmedi. İşte Malaga'da top seviyeyi gördü. Ona rağmen turnuvada ne kadar istikrarlı performans sergiledi. Şeydeki çocuk Valencia'da. Tabi. İşte Hayme Fernandezler, işte Tenerife'den e, bir kısa. Ya bunlar gerçekten çok önemli. Biz Tabii de o yüzden... Tabii organizasyon müthiş bir organizasyon ama. Ya biz de o yüzden işte Onur Alp gibi, bu sene Erkan Yılmaz gibi mesela... ...işte Euro Cup'da, Şampiyonlar Ligi seviyesinde istikrarlı oynayan oyuncuların... milli takıma monte edilmesi çok önemli. E Erdem Hoca <laughs> bayağı... Tabii Rıdvan Önceli mesela. Rıdvan Önceli kullanıyor. şeyi falan oynatıyor. Berk Demir'i yine çok iyi kullanıyor. Benim komşum da Bahçeşehir'de. Başkentle idmana çıktı sonra ortadan kayboldu <laughs> bir baktı kefese geçiş. o noktada yani Bursa ve bence e Telekom yerli oyuncular transfer konusunda da ayrışan kulüpler oldu son iki sezonda. Altı süper chat daha varmış Ömer yazıyor oradan bir de özel bir şey yazmış bana okumayacağım onu. Ama büyük ihtimal herhalde neyse yorumu da yapmayayım. Aykut Aykut Bey iki de okuyayım süper chat sorusu özür dilerim. Teşekkür ederim. Takımı ateşlemek için yalandan teknik fual almayı bile düşünemiyor koç. Sudan çıkmış balık gibi hep şaşkın bakıyor. Yani teknik faal almak daha ziyade <laughs> normal bir e, takımsan evde e, işe yarar. E, taraftarın inanılmaz tepkisiyle Hele bu salonda e, hakemler şey yapar e, düdükleri yutar. Telafi düdükleri gelir o ekranda seyrediyorlar mesela ben kaç kere hatta bir ka kimle seyrediyorum dedim ki şimdi hücum faal geliyor. Ba başka bir şeye bakıyorlardı. Faal olduğunu gördüler. Faali kaçırmışlar. Tamam dedim. Bu bu hücumda uyduracaklar bir tane. hemen evet. Hücum faali uydurur. burada deniz yine. Değil mi? Evet. Burada seyrediyor. Evet. Sen var mıydın lan? Evet. 1700 kişi izliyor. Evet. Abi, müthiş. 850 beğeni olmuş. Vallahi çok teşekkür ediyoruz yani. Krakowska Süper şey sorusu gelmiş. Teşekkürler. PLN mesela bak ben bunun PLN nereden para birimi? Polonya Polonya'da. Bir Krakowska. Ben de. Ee, Krakowska'dan evet Polonya. İtüydis bazı düşüncelerini ve şey daha etkili olabilecek beşleri playoff'a saklıyor olabilir mi? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Umudumuz <gülüyor> o yönde. Allah büyük. Ya Allah büyük. <laughs> <yani. gülüyor> Umudumuz o yönde. Ya yani. tabii playoff'ta şapkadan tavşan çıkabilir ama şimdi o tavşan çıkacakken de bir anda playoff dan kalmak durumunda da olabilir Bana Fenerbahçe. Şapka, deme. şapka gidebilir. Evet. Onu yapan tek bir koç var. Hakan abi yatıyor artık ya. 55 liraya düştün zaten görünce moralim bozuluyor diyeceğim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> programı bitirip deyip Süperce <yağdıracağım>. Süper <laughs> söz Teşekkür ederiz abi. Erdem Can için düşüneceğiz nerede? Geleceğin Fenerbahçe hocası olabilir mi sizce? Ben seviyorum hocayı. Çok da başarılı ve yetenekli. Yani Avrupa'nın en üst seviyesinde bir 5 sene, 4 sene, kaç sene geçirdi? 5. 2015'te mi gelmişti hoca? 14 15. Yok abi, 15. E, yani bin... obradan bir sene önce geldi. Yani Cene sezonunda buradaydık koç. Bir, bir yani, sene evet. bir sene sonra bir sene sonra. Ne? Bir sene önce geldi, değil mi? 12 13. 12 13'te doğru söylüyorsun. Tamam. Do, 8 <laughs> sene, <geldi>. 9 <laughs> sezon. Yani ben yani çok isterim hocam. Peki 9 9 da devam etti. 9 Obra sezonu bir yani Gianni sezonunu telafi eder mi yani? <laughs> öğrenmemesi gerekenlerle öğrenmesi gerek. Abi büyük uçurum. Ha? <laughs> ne, ne diyorsun ya? yani? Hani demin tavan taban falan dedik ya Fenerbahçe'nin tavan tabanından bile farklı bir uçurum var. Ama Piyani Gianni şöyle bir özelliği varmış. O zaman ben bir eskiden yöneticilik yapmış birinden dinlemiştim. Piyani Gianni daha önce kendi yaşadığı şehrin dahi dışına çıkmakta şey yapan, imtina eden bir insanmış yani yapı olarak. İlk defa İstanbul'a şey yapıyor yani öyle uzun vadeli. Ergun Yunus Sevinç. Teşekkür ederim süper şey sorusu. Sizce takımda bu sezon en büyük hayal kırıklığı kim? Benim bir tane var. Düşünüyorum. Senin kim? Yani net büyük bir hayal kırıklığı kim var? Beklenti abi? sonuç olarak bak. Beklentilerini tuttuğun ama. Ya yani mesela beklentiler aşan oyuncular da var. Evet. Modlu gibi, Nigel Hayes gibi. Yani Bielitsa denebilir belki bu soruya. Kesin. Aynen. Ya o da Çünkü erken... çok umut bağlandı. Trans, isim olarak da vesaire. Yani iki sene. Bir de abi dört numarada bir yelit var. Başka dört numaran yok. Yani net dört numaran yok. En azından hem dört beş oynayacak bir oyuncu daha alınabilirdi. Doğru bir dört beş. Benim için başka zaten hayal kırıklığı yok. yok yani Kalaitis'i yani. de böyle bekliyordum. Yani ilk başta ki e, kalites... hayallerimizi tavşan çıkar. Hayallerimizi yeşer. Berk Kulağı, Berk Bey teşekkür ederim. Süper şey sorusu. artı oyunu yenirsek son haftayı Kurtarım. kurtarır mıyız? Bak herkes yoruldu programda. Yazarken yalnız. Yani şimdi Kızıl Yıldız çok potansiyelli bir takım. Yani şimdi... Sezonu galibiyetle kapatmak isterlerse çok zorlanırız. Abi Vildoza var, Campazzo var, evet. Nedovic zaten bütün Fener maçlarını müthiş oynuyor. Yetenek bizden yukarıda. Kısalarda yüzde yüz, yani bir, bir iki gömlek yukarıda, tecrübe olarak, her şey olarak yani. Yani bir tek şey... E... Bence Fenerbahçe 20 galibette kapatacak sezonu, iddialı bir şey söyleyeyim Evet geç oldu, uykun geldi, anlıyorum. <laughs> Bence, Bence 21, 21 bile olabilir. <laughs> Tabii ki. teşekkür ederim. Süper şey sorusu. Bak abi oradan sen hemen e, para işaretini anla diye eksik olmasın. E, dolar olarak. <laughs> 5 dolar. Teşekkür ederim. Onu bile abi. fark etmedim. İsmet abi daha iyi serbest Murat atış. abi İsmet abi de kesin serbest atış iş yapmışsınızdır. Kes, Hanginiz kesin, daha iyi atardır? Kesin rahmetli çok daha iyi serbest atış atardı. Bir de, bir de üçünüzden hangisi daha iyi işler? Üçün Bu üçü biz üçü. Hiç oynamadık basketbol. Tahminim Anıl'dır. Genel. Ben de ama sadece iştirum. At kayaklar gitmiyor. Bu yaşta. Gitmiyor abi, ya. çok çok komik. Şu anda ben herhalde hiç kolları kaldıramadığım için hiç atamam yani. Niye kolları kaldıramıyor? Üç tane boynunda fıtık var, ya bir de demans stillerledi. Demans dört yaptı. <laughs> <laughs> var mı Ömer Bey başka süper sorumuz? O geçti bile. O oh, Yasin kardeşimden gelmiş. Süper bir şey sorusu. Hollanda'ya da selam olsun buradan. İyi yayınlar. Bir yeri söyle doğrusu form tutması çok önemli playoff maçlarında. Şu an gerçekten çok kötüler. Nasıl tutacaklar? <gülüyor> <gülüyor> bir, şey, bir şey söyleyeceğim ne Olmayacak. Canlı ha, keşke yayınlısı. tutsalar. Saat ilerledi ağzımdan bir şey çıkacak. Ke keşke tutsalar. <laughs> keşke olsa da. Çok kolay Çok fark değil. eder ama yani, yani o ışığı göremiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey bu Ömer'in fake hesabı. Hayır, bu Grand Junction fake bu, hesabı. O, 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 o. Bu Ömer'in fake hesabı. Ya da Oğuzhan oradan bastırdı. Gerçi evet olsan Asım olsan Altokey de var mı başka sorumuz? Yok diyor oradan sesleniyor. 20 dakika dolmuştur. Doldu, 25 dakika oldu. Sözümüzden fazlasını yaptık. Ağzınıza sağlık. Migros hemen de unutmayalım. Sen sen. 900 olmuş abi neredeyse. 878. O zaman bari 900 olsun da. Tamam ben Migros hemen iyi. Beni isteyin 1.50'de bitirelim. Ya eskilerden soru soracağım sana. Eski anılardan falan. Bakalım 1000 olacak mı? 1.43'ümüz var. Yani Migros, hemen gelip e, uykusu gelmiş yorumcu alıyor. <laughs> Daha yeni söyledik. Oraya düşmemiştir. Bir anda abi artmaya başladı bu arada. Olur, olursa 1.50'de kapatacağım. Eskilerden de bir tane, bir, bir iki soruyla kapatacağım sana. Anam ne diyorsun olur mu bin? Hadi ha, sor. Olur. Gibi Ol, gözüküyor. Oldu an soru, oldu an soracağım. Peki o zaman Migros hemen e teşekkür, evet, teşekkür edelim. Ee, çok hızlı ee, indirimlerden faydalanın. Ee, çok e, çeşit var. Artıyor da. Ee, vazgeçilmezi olur sizin evin. Çünkü hakikaten çok şeyleri kolaylaştırıyor. Cenk benim adımı verip sipariş veriyor. O da canı sağ olsun. Ama Migros Hemen'e teşekkür ediyoruz. Hafta sonu Fenerbahçe Beşiktaş yok ki. Ha futbol. Pazar günü maç Ben kapattım futbol şeyini. Ben yorum yapmayacağım ya. Vallahi ben ne zaman bir şey söyleyeceğim tam tersi oluyor. Ee, Ramazan olduğu için de e, daha e, şey bir gün olacak. Yorucu bir gün olacak. E, i̇nşallah Fenerbahçe kazanır tabii. Fenerbahçe olarak dileyim hmm. ama yani düzgün bir lig olsun artık ya. Yani Orge Jesus daha önceki maçlarda yaptığı gibi bir, özellikle önemli ve büyük maçlarda yaptığı üçlü formasyon. Ben formasyonunda da değilim. Fenerbahçe'nin güçlü oyunu Dörtlü formasyonda daha iyi oynadığını, daha iyi, daha güçlü oynadığını, daha efektif olduğunu düşündüğüm için. Yani üçlü çıkmazsa Fenerbahçe kazanır gibi. Sen ne diyorsun oğlum? ben... Çotanaklar ne yapacak bu hafta? Ya evet. <laughs> Yok anlamadım. <laughs> işte ya ben Giresun Spor'u seviyorum. Oldu mu? Yani. 950 abi şu an. Tamam, tamam. son 10 saniye kapatıyorum. <gülüyor> Yenileyelim. <gülüyor> E çabuk yenile. Ona göre ki hakkımız geçmiş. Ama olacak gibi abi ya. Oğlum like'a bakacaksın. Şurayı yeme. gerçi şu doğru. Bir, çabuk. Bir atalım. Eskiden bir şey soracağım dedin. Sor bari bakarken. Eski, aklıma da gelmedi sana sorabiliyor musun? Abi? <laughs> düşündüm düşündüm de yani. Abi o zaman çete ısrarla gelen bir soruyu ben size sorayım. 9.37. Ee, zaten. Son soruyu sor kapatalım hadi. Bu takıma Matveev nasıl transferi nasıl olur sözleşmesi bitiyormuş denmiş. ya Bu şey. sene ama Panathinaikos o kadar kargaşa ki e, bence e, bugün bile birden fazla pozisyon oynayabilen daha da önemlisi birden fazla pozisyonu savunabilen e, oyuncunun değeri bu maçta da bence kendini gösterdi. Benim onu da Brown'u da e, John Brown'u sevmemin nedeni ee, çeşitlilik ve koç farkındaysa çok fazla kombinasyon şansı veriyor. Rakibin işini daha zorlaştırıyor. Ondan bu sene iyi oynamadım. Ben daha iyi bir sezon bekliyordum. Ama tabii o Panathinaikos düzeni de pek buna zemin hazırlamadı. Yani orası kargaşa. İkinize de bir soru soracağım. Elinde olsa değiştirmek isteseydin o cumartesi günü o restorana o yemek yemeye gider miydin? Ablam sen ve avukat arkadaşınız 2017 Ya ben bunu sen şeydeyken deprem bölgesindeyken halan sordu galiba. <laughs> ben de anlattım. Ceren dedi ki tipik cenk dedi. <laughs> Peki sana değiştirir miydin o gün? Değiştirmezdim. Teşekkür ederim. Peki Anıl Bey size bir soru. Bana Twitter'dan o mesajı atar mıydın? Ne abi? Yani o günü değiştirmek ister miydin? He, hayır abi tabii ki. Çok teşekkür ederim. Sizin için kıymetli olduğumu bana hissettirdiniz. Ağlayacağım. <laughs> ne <net> tweet attı? <laughs> o bizim evet. aramızda. Anıl kardeşim. Ya Anıl şöyle. E, Anıl e, kardeşim hem okuyor hem işini aynı anda götürüyor. Yapması gereken şeyler vardı onları yaptı. Şu anda da burada. Sonuna kadar da biz onun yanında olduk. Hep de yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah seneye de benim yerime sadece sen devam edeceksin. Yok ben yapamıyorum abi yapamıyorum. artık o işi geçti. Yani seviyorum evet, yapmayı. <laughs> seviyorum ama yani, Çünkü yani. Devamlı bu abi, duygusal, duygusal şeyleri. Duygusal değil ya. Vallahi bak benlik bir şey değil bu iş ama e, çok da seviyorum sizle olmayı. E tamam. Ama inşallah ne? ben ne? ama ne ne? Anıl Bey ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Hayır amayı anlat sen ama. Aması yok abi. Biliyorsun bir cümlede ama geldiği zaman gerisinin bir önemi yok. Ki, önünü de getirmeyin. <laughs> yok yok şaka inşallah Allah ömür verirse devam ederiz de. Ee, i̇nşallah Anıl'ı çok daha iyi yerlerde görmek bize de nasip olur. Vallahi Anıl biraz laf dinlese. Yok o Can... bir şey değil. Canat'ın. Otursun FIFA oynasın. Draft Express diye bir site Anıl Burada için. oynarım bir tek ama yani. O da doğru. ...Draft Express diye bir site açtı... ...beş sene, yedi sene... ...bayağı emek verdi... ...herkesin dikkatini çekti... ...NBA takımları takip etmeye başladı... ...şu anda kaç milyon dolara... ...ESPN'e transfer oldu... ...draft uzmanı olarak... ...bak hala bakıyor... ...bir de şimdi ağzımı bozacağım... <laughs> ...bozmak da mi ...kibarcısını söyleyeyim... ...herif bir de acayip ilgili... ...ilgiyi geçti, geçtiğinde... ...ben de ilgiliyim de... ...biliyor... Hayır, müthiş bir hafıza var. Kendini görüyorsun değil mi bakın? Alzheimer öncesi. Evet. Alzheimer <laughs> <laughs> ekleyecek. Teşekkür ederim abi. abi. Bugünleri <laughs> Unutma ki. Çok teşekkür ederim. Evet, kapatıyoruz. Kapatıyorum. Zaten... Bir elli oldu. Kaç? Ne kadar kaldı şey? 970 abi. Şu oldu sayıyoruz <laughs> ya. Zaten dakikayı da söylemiştim. Tek kart bu arada. Migros hemen şeye servis var değil mi? <laughs> Hı? Yani ya? Ömer çıktığında bize kahve <laughs> yapmış olduğunu umut ediyorum Ömerci. Evet abi sahur özel yayını gibi oldu biraz. Evet. Migros hemen veriyor mu şey? Ne? Servis. Ne servisi? Sahur servisi mi? Abi bir şey olmaz ya okumadan gideriz eve daha saat bir <laughs> iki. Hayır. İzleyenle de hatırlatacağım da. Hatırlattın zaten bir daha hatırlat. Sa açıktır yani niye açık olmasın? Ramazan'da benim bildiğim. Tabii. Hazır, Ramazan eksiklerinizi hemen tamamlayabilirsiniz. Ramazan çok özel bir zaman o ayrı konu ama şu pide olayı ya deme <laughs> Çünkü en yasaklarda. Bir, şey bir de <laughs> o değil. Hem bir acayip de... bir şey hem de acayip zararlı abi <laughs> şey olarak. Ya görüntüsüne bir şey demiyorum da bazen yeni çıkmış oluyor. O koku var o koku, ya, o, yani pide güllaç tandemi. Ay bak, <laughs> öbürümüz, öbürü de o söyler. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz <laughs> için. işkence başladı. Ee... Kapatıyorum. Kapat. Ee, Önümüzdeki ben... hafta inşallah. Ee... <laughs> Canım istedi ya, <yani>. ben <laughs> <Herhalde. gülüyor> aklıma geldi. Genelde savuru Aynen. Oraya Zorlanacağız oradan. biraz. Gidiyoruz. Bak hala bir, tek hala bir hala şey yapıyor ya. Pide deyince geçti. Bak hala P'li kelimeler kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler.